7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz ögeler içermektedir. Tokat'tan mı geliyorlar kız, sen almışlı mısın? Benim evime hırsız girdi Kadir Bey. Buraya mı girdi? Evet, buraya girdi. Arife Hanım gününde kafayı koydu. 50 bin lirayı almak için elinden geleni yapacak. Ana! Suyu kalmamış ya. Arife Hanım, eski İstanbul hanımefendilerini andırıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ancak konuşmalarınız sizi ele veriyor. Ve ilkel buluyorum sizin hitaplarınızı ben şahsıma karşı. İlkel yorum ne demek Allah aşkına Fatma Hanım? Kadir Bey özür dilerim ama. Ne oldu söyle? İçinde ceviz var galiba. Hepsini aynı yerde mi karıştırdınız? Yemeyin bari. Kesinlikle kabul etmiyorum. Kesinlikle Yeliz'in kendi kurduğu bir şey. O bir parça bir şey de insan hayatını tehlikeye atıyor. Dişleriniz kırılmasın Fatma Hanımcığım, dikkat edin. Vücudumda plastik istemem. Kimse kusura bakmasın. Bizim ilçelere göre değişiyor sarma şekli. Ben Niksar'da biz bu şekilde sarıyoruz. Ama mesela Tokat merkez tarafından ki. Ama bak sürekli benim dediğim Tokat gibi çıkıyor. Yöresine ait dedim. Ben şimdi tamam. Sarma şeklini anlatmadım burada. Ben bunu Tokat tamam yöresine ait ben kabul etmiyorum bunu şeklinden dolayı. Nurten Hanım avucunuzda bugün ne yazıyor? Hiçbir şey yazmıyor. Benim yerime bugün Yeliz Hanım yazmış. Siz benden niye örnek alarak. Nurten Hanım? Siz beni dün ifşa ettiniz ben ya etmedim. Maalesef. Ben etmedim. Hayır. Kendisi sürekli kameraya böyle yaptı ilgi çekmek için. Ya ne yazıyor Allah'ını sev. Bir çevir. Tatlı cevizle ama bariz uzman duyuyor. Lütfen kızı konuşalım. Bana bir sormuyor ki şiir sever misiniz? Akşamı getiren sesleri dinle. Yazıyor musunuz yoksa ezberliyor musunuz? Dinle de. Gönlümü alıver gitsin. Sevdiğim dostlarım olursa seslendiriyorum. Saçlarımdan tutup kor gözlerine, yaşlı gözlerime dalıver gitsin. Hanımlar beyler, şahane lezzetlerin dostu, inatçı kirlerin bir numaralı düşmanı tek program Kadir Ezildi ile en hamarat benime hoş geldiniz. Ekranların en leşeli programı Kadir Ezildi ile en hamarat benimden haftanın 3. günden herkese merhabalar efendim. Şu anda Esenyurt'tayız. Bugün Arife Hanım marifetini göreceğiz. Bakalım Arife Hanım emlakçılıkta gösterdiği başarıyı mutfakta ve temizlikte de gösterecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız Esenyurt'ta kapımızı çalıyoruz. Haydi buyurun. Bugün gayrimenkul danışmanı ve bir çocuk annesi Arife Hanım'a konuk oluyoruz. Finale yaklaşırken yine bomba gibi bir bölüm için biz hazırız. Siz de hazırsanız söz Kadir Ezildi'de. Günaydınlar efendim. Hoş geldiniz Kadir Bey. İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Şöyle bismillah deyip girelim. Kendi eviniz mi? Evet, kendi evim. Tebrik ederim efendim. O zaman uzun zaman sonra bir 5.000 lirayı alalım elimize. Çak bir beşlik o zaman. Çak bir beşlik. Bana beşlik çak da hanımefendiye nakit ver. Aa, unutmuşum onu ben ya. Uzun zamandır cebinden çıkmıyor çünkü. Buyurun efendim. Bugün benim günüm. Çok keyifli bir gün olacağını düşünüyorum. Çok eğleneceğimizi de düşünüyorum Kadir Bey'le. Bu mutfak konusunda kendime çok güveniyorum. İnşallah hamaratlığımızı hep beraber göreceğiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Cesaret ediyorum. Evini açtığın için. 8 yıllık evliyim. 7 yaşında bir oğlum var. Tokat'ta kendi organizasyon firmam var. Burada da yine gayrimenkulle uğraşıyorum. Ha, emlakçı mısın kız? Emlakçıyım. Aa, evet. Burayı da sen kendin mi aldın? Kendim aldım. Sana müşterime satmaya gelince beğendim aldım. Müşterimi kandıramadım dedim ki kendim alayım bari mutfağını görünce dayanamadım. Sana evi verdiler sat diye sen de gezdin kendin ki burası güzelmiş işime yarar benim ben alayım bari. Evet evet mutfağını görünce dayanamadım çünkü sana çok büyük ve geniş. Sana ev satmak zordur yani sana birinin ev satması. Satamaz. Çünkü evin bütün özelliklerini biliyorsun, neye bakacağını biliyorsun. Biz olsa kapıya bakarız, cama bakarız. Aa boyası güzelmiş, alırız. Kesinlikle öyle. Ben de daire mutfağına baktım, geri şok dedim. Mis, istediğim gibi bir mutfak. Beğendi. Kesinlikle öyle. Hanımlar genelde mutfak beğeniyorlar çünkü. Peki o zaman başlayalım mutfaktan. Tabii ki. Geç bakın ne kadar gelişmiş göster bize, vay be. Eşim kayınvalideme daire almaya gelmişlerdi. O zaman geldiler. Normal müşteri benim için tabii ki. Ben hiç öyle bir gözle bakmıyorum ki evlilik hiç aklımda yok. Öyle bir düşüncem yok. Tekrar geldiler. Daireye baktılar. Bir cevap vermediler. Tekrar dönerken ben aradım ne düşünüyorsunuz diye. Onlar da ufak bir kaza geçirmişler. Dedi ben size dönüş yapacağım. Tabii ki biz de emlakçıyız. Gelmiş müşterinin peşine düşüyoruz illaki. Oo Arife Hanım maşallah örtülerinizde kar beyaz. Sağ olun Kadir Bey. Ben vallahi çok dikkat ederim çamaşırlarımın temizliğine. Mis gibi ve yeni gibi olacak. Eline sağlık. Çamaşır makinesi nerede? Buyurun. Burada mı? Evet. Aa, şimdi anlaşıldı. Ben de diyorum bu beyazlık bana bir yerden tanıdık geliyor. Ha, kız aferin bak sen de 30'da yıkıyorsun. Öğrendik sizden Kadir Bey bir şeyler. Memnunsun ama değil mi? Çok memnunum. Keşke daha önce keşfetseydim. Oh maşallah. Hadi kalk şimdi şöyle güzel bir gezelim bakalım evimizi. Birkaç gün sonra tekrar aradım. Birkaç tane daire sundum. Bakmak istediğini söyledi. Geldi. Öyle konuştuk. Daire bulur musun bana derken arkadaş olduk. Nasıl akışında gelişti inan bilmiyorum. Hiç evlilik aklımda yokken bir anda öyle bir karar verdik. Evet salonumuz. Yok dediğim salon, kadar var mı? Salon da geniş güzel. Burayı sen mi yaptırdın mı mişi? Ben taşları falan kendim yaptırdım. Normalde boştu. Duvar falan sadeydi. Kağıt yaptırdın. Evet kağıt kendim yaptım. Ben evlenirken aslında eşya almadım. Eşime dedim ki önce ev alalım. Eşyayı sonra da alırız dedim. Hiç önemli değil bunları dedim. Bunları nereden aldın? Bekarlıkta kullandım. Bunları sonra aldım. Kayınvalideme evi sattım. Sonra da oğlumun tapusunu aldım. Evi alalım dedim. Borç bitsin ondan sonra alalım dedim. Siz evlendikten sonra evi aldınız. Sen önceden almamıştın. Ben evlenmeden evi aldım. Arkadaşlık daha hatta. Eşim Vanlı. Ben Tokatlıyım. Zıt olduğumuz konular. Ben gezmeyi çok severim. O çok çabuk parlar her şeye. Çok çabuk sinirlenir. Ben de aksine çok sakinim. O tartışmayı sever. Ben hiç sevmem. Benimle tartışma derim. Ben de konuşacaksan konuş tartışmayalım. O zaman yarışmacılarımızı alabiliriz artık. Tabii ki. Bak Nurten önemli. Dünkü duygu önemli. Çok gözünü istediğim gözlerini aç. Dün Nurten'in masada tavırlarını gördün. Bugün biraz daha böyle bir şey olman lazım. Fatma'nın zaten bana takacakmış. Taktım dedi ya masada. Fatma bence dün unutmuştur. Özür diledi. Yok takıntılı takar o bana bugün. Hadi bakalım masamda göreceğiz. Da takar. Ama neşeli bir kadın ha. Arası neşeli bir kadın. Takılıyor. Hadi bakalım al içeriye misafirlerini. Görelim senin de marifetini. Yemek yapmaya ben çok küçüktüm. Rahmetli babaannem derdi ki kızım yap, öğren. Olmazsa olmaz öğrenirsin derdi. Babaannem beni böyle teşvik ettikçe sonra ben kitap dergiler almaya başladım. O zamanlar tabii gazetelerden falan veriyorlar. Bütün hiçbirini atlamadan alırdım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Nurten Hanımcığım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Nasılsınız Arife Hanım? Teşekkürler. Nasılsınız? Hoş geldiniz Yeliz Hanım. Hoş geldiniz Duygu Hanım. Hani 5 yaşındaki çocuğun eline böyle şeker verirsin de mutlu olur, sevinir ya. Öyle bir karşılaması vardı açıkçası. Zaten kendisi de şeker kız kendiye benzemişti. Güzel tatlı şey olmuştu yani. Arife Hanım'ın karşılamasını çok güler yüzlü, çok samimi buldum. Evet. Nasılsınız? Ne var ne yok? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Bizdeyiz inşallah. Bizdeyiz. Arife Hanım merak ediyorum valla ben de sizin gibi. Performansını, hızını, enerjisini. Dersini biraz onu tanımak istiyorum. Arkadaşlıklara, dostluklara çok önem veririm. Misafir çok severim. Evimde o kadar misafirim geliyor ki arkadaşlar bazen diyor ki sen bu kadar misafirle nasıl uğraşıyorsun bu kadar işinle beraber? Ama misafiri çok seviyorum. Misafir evin bereketi diyorum. 39 yaşındayım. Evliyim, bir çocuk annesiyim. Aslen Tokatlıyım. Emlak işiyle uğraşıyorum. Aynı zamanda organizasyon işiyle uğraşıyorum. Kına geceleri falan. Evet. Ha, bak, benim işim işte. Beraberiz yani. Kadir Bey bana ne dediler biliyor musun? En sonunda kendi işini buldun dediler. Oynama işlerini çok sevdiğim için. Gezmeyi çok seviyorum. Oğlumla sürekli seyahat halindeyiz. Eşim sevmiyor tabii. Çok gezmeyi. Oğlumla bazen diyor ki sizin ikinizi göbeğini dışarı atmışlar diyor. Siz hiç içeri girmeyin zaten diyor. Ben yazları Tokat'ta geçirdiğim için dedim ki bir de oğlum ve eşim Tokat'a taşınmak çok istiyorlar. Dedim ki önce ben işimi kurmam lazım. Oraya gitmem için bir şeyler yapmam lazım ki de evet altyapısını bir sağlayayım ki ona göre gidelim dedim. Sonra düşündüm ne yaparım? Bu iş bize göre tam dedim. Organizasyon işine başladım. Peki, sizi de oynarken hiç düşünemiyorum. Ben hiç kapalı cırtısını oynarım. Hani bir emlakçı şeysi var ya. Hani bir emlakçı olabilir ya. Emlakçı böyle öyle kendini ağır satan emlakçılardan değilim böyle. Kıpır kıpırım. Ha, evi satarken de mi oynuyorsunuz acaba? Yok. Oynuyor oynaya satıyor olabilir canım. Yok samimiyetimle satıyorum. Sattıktan sonra göbekten ben şurada otursam hepinize daire satarım yani o derece kendime güveniyorum. Belki Nurten Hanım biraz incelikten neler böyle daire alırken bakar eder ama diğerlerini çok kolaylıkla satabileceğimi düşünüyorum. Eşine de ev satmak için bir girişimde bulunmuş. Öyle mi tanışmışlar? Evet. Evi sattım bilmiyorum ama eşini beğenmiş. Eşini tapusunu almış evle birlikte. Kayınvalideme daire satmaya çalıştım. Eşinden de birlikte geldiniz. Yani. Evet. Önce oğlunu, önce tapuyu verdim sonra oğlunu aldım. Takasa girdik böyle. Peki nasıl o muhabbet başladı? Ben çalıştığım yerde işte başka evlerde çalışıyordum o zaman. Şimdi kendi eşim tabii ki. Daire bakmaya geldiler. Kaynımın bir tanesiyle geldi. Hatta şimdi diyor ki senin başını ben yaktım diyor. Abimin yanına getirmekle diyor. Ne güzel etmiş. Ben de neyi yengem bulacaksın diyorum. Çok da sever beni. Sonra işte daireye baktılar ettiler gittiler. Biz bir düşünelim dediler her zamanki gibi. Tabii biz de emlakçıyız da peşini bırakmıyoruz. Aradım dedim ki düşündünüz mü karar verdiniz mi dedim. Yani ben önce işte biz Küçük bir kaza atlattık dedi eşim. Giderken bir trafik kazası geçirmişler. Teşekkürler. Sonra işte döneceğim size dedi. Tabii birkaç kere daha aradım. Aslında hani öyle bir niyetim yok. O arada beyefendi beğendiğinden falan değil, evle ilgili. Yok, gelmiş zaten oturmuş müşteri, benim için sıradan bir müşteri, sadece satış yapma derdindeyim orada. Emlakçıyım, para kazanma derdindeyim. Dedim acaba hani beyefendiden etkilendi, o yüzden bir daha gelsinler, bir daha göreyim. İlk önce parayı alayım sonra kocayı alayım diye düşünmüş herhalde. Ben şimdi Duygu Hanım gibi salonda bakışaraktan olmadı bu iş. Benimki sonradan geldi. Eşinizi görmediniz hiç siz. Eşimi gördüm kaynımla beraber, müşteri olaraktan geldi. Hiç düşünmedik yani o şekilde. Sonra nasıl oldu elektriklenme? Sonra neyse bir gün dedi ki tamam, elinde birkaç daire varsa ben tekrar geleyim dedi. Tamam gelin bakın dedim. İşte birkaç kere böyle daire bakmaya geldi gitti. Normal arkadaş gibi görüşüyoruz. Daire geldi bilemiyoruz yani. Geldi. İşte o zaman şimdi kabul etmiyor da sen ben aldın diyor da, ama ben kesinlikle bence o beni görmeye geldi. Aynen öyle, bence de öyle. Hani bana da dedi ya cenazede mi diye. Kendisi de emlak işinden bulmuş. Emlak işinden de ben ilk defa Fatma Arife Hanım'dan duydum yani emlak işinden koca bulunduğunu. Anlamadım. Tuhaf yani. Geldi daireye bakmaya, birkaç kere geldi gitti. Sonra tabii konuşmaya başladık. Normal arkadaş gibi, ama evlilik hiç aklımda yok. Yani hiç düşünmüyorum da, çünkü evliliği düşünmüyorum. 30 yaşındayım ama asla diyorum evlenmem. Ne yapacağım evlenip? Kendimi emlakçılığa verdim. Zirve yapacağım, kariyer yapacağım. Kendimi. Bu arada kayınvaliden inşallah ev sahibi oldu siz böyle konuşurken. Sonra daireyi... Gelinin sayesinde ev sahibi de olmuş kayınvalidesi. Sonra daireyi sattım. Kayınvalidemi dairesini ayarladım. Tabii uygun fiyata buldum, verdim. O da çok memnun oldu. Kayınvalidem çok sever bu arada beni. Oğlunu çalışkan, çok bilir. Oğlunu alayım diye uygun daireye kakaladım onlara. Hiç düşünmedim ama iyi oldu, iyi oldu. Bir yerde iyi oldu. Evet, uygun daire vereyim, hem oğlunu alayım hem kendisini işte. Sonra öyle da... Ben sonra de oğlunu aldım diyorsun, o evi aldı, ben de oğlunu aldım. Oğlunu almayı düşünmüyordum aslında da işte sonra da nasıl gelişti bilmiyorum. Neyse, annesi daire sahibi olmuş, oğlu da ev sahibi olmuş, gayet güzel olmuş. Sonra biz eşimle arkadaşız, dedik ki gel biz daire alalım dedik. Ailesi hatta o zaman tepki verdi, çünkü benimle sıradan bir arkadaş. Tapu da benim üstüme, daire aldık beraber arkadaşken. Eşin ne kadar sana güvenmiş. Maşallah. Evet, evet. Daireli insan kocasına güvenmiyor, karısına güvenmiyor. İşte demek ki o güveni vermişim karşıya. Vay. Daireyi üstüne yaptı, daire ondan üstüne sonra... yaptı. Tabii o zaman kayınvalidemgil falan, sen niye bir başka bir tanımadığın bir kadına daire alıyorsun, tapu yapıyorsun. Adam bence mecbur kaldı, o yüzden seninle evlendi. Yok, dedi ki ben buna tapuyu verdim. Geri alamayacağım. Evlerden gitmesin dedi. Yok yoksa dedi bunu bırakırsam evde gidecek dedi. Zarara uğrayacağım dedi. Sonra bu daireyi de onun üstüne aldık. Yine evlenmeden önce aldık bu daireyi. İşte siz bayağı daire almasınız, biz de kahve alalım o zaman, maşallah. Tamam. Piyasada ev kalmadı ailecek. Aynen. Peki ben şekerli alayım efendim. Tamam. Sade nasıl? Sade. Orta. Benimkini tahmin edin. Nasıl yaparsanız için. Siz nasıl yaparsınız için. Arifeciğim bu tarafa doğru gel. Sehpaları şimdi mi koyuyorsun? Okey, alabilirsin, al sehpalarını. Arife Hanım karakter olarak çok dominant birine benzetmedim ben Arife Hanım'ı. Yani böyle dedik bir insan olduğunu düşünmüyorum. Yani herkesin nabzına göre şerbet veren bir yapıda bir insan olduğunu düşünüyorum. Fatma Hanım hala kahve konusunda. Ama dün bence anlaşmıştık diye düşünüyorum Fatma Hanım. Yok sizin için özür dilediğinizi duymadı. Anlamadı. Duymadı. O sofrada devam etti. Hayır duydu, özrünü kabul etmiyorum dedi. Benim günüm geçti ama hala benimle ilgili yorumlar yapıyorlar. Demek ki çok akılda kalıcı bir insan olduğumu düşünüyorum. Arife Hanım'a karşı da böyle bir kafanızda bir problem var mı? Çünkü sabah Arife Hanım dedi ki Fatma Hanım bana bugün takarak gelecek dedi. Ben de niye dedim, sen dün ona bir şey demedin ki? Yok hayır. Yok yemekte dediniz ya, size taktım bundan sonra. Yok Fatma Hanım da takabilirim dedim herhalde. Öyle hatırlıyorum. Evet, takıntılısınız değil mi? B12'den dolayı bak unutmuş onu. Çok sesini çıkartma. B12 onun yok, benim var. Ben de. Onun işine geleni B12, işine gelmeyeni değil. Aynen öyle. Arife Hanım bendeki medeni cesaretten dolayı beni dişli bir rakip olarak görüyor olabilir. Bugün zıngır zıngır titriyordu karşımda. Dün tek bugün de yazacak mı? Bugün de yazacağım. Yıkadım şimdi. Ama çıktı. Yazdınız, hiçbirinde söylemediniz. Ama vardı. Çünkü aklınızdaydı. Hayır, vardı diyor içinde. Hani bak, koyduğum için o yüzden söyleme gereği duymamış. Aynen anladım, o yüzden. Sizi iddialı gördüler galiba. Bugün işiniz biraz zor. Beni bugün hazırlanmışlar, bomba gibi geliyorlar bana. Ben de hazırım. En güzel kahve sunumu sizinki mi? En güzel sunumu benim olduğunu düşünüyorum bu hafta. Çünkü hepsi normal sıradan bir sunumlar yaptı. Ben daha şık olsun dedim. Hatta Kadir Bey'e nazar değmesin diye mavi ona vereceğim. Nazarlarla başladık güne. Peki Duygu, kendi günle ilgili ne söylemek istersin? Kendi günümle ilgili... neredeyse tatlım beğenildi masada. Evet. Yani çok tabii güzeldi. Ki olmamış yemeklerimi zaten kabul ettim ben de. Yani görünen köy kılavuz istemez zaten. Yani olmuşlar da vardı. Tabii onları takdir onların da kabul ettim. Yani ama tatlınız mükemmeldi. Masadaki arkadaşlar Nurten Hanım'dan etkilendiğini düşünüyor musun? Nurten Hanım'dan etkilendiklerini yani az biraz düşünüyorum ama Nurten Hanım zaten bir çorbada ya da daha doğrusu ilk masa ya oturduklarında bir hani olumsuz başladı. Çorbayla devam etti. Yok yok, alakası yok. Zaten olmamışa ben Kadir Bey'e de dedim. Olmamış dedim. Evet. Olmuşa da kim olmuş kimden, derim zaten. Kimsenin ki hakkını yiyemem. Sonrasında beğendiği şeyler de oldu zaten. Mesela bak tatlını çok beğendim. Ona teşekkür hiçbir şey demiyorum. Mesela tatlı kişinin üstündekinin lezzetini çok beğendim diyorum. Evet. Hani hamuru da yanmamış olsaydı gerçekten güzel olacaktı. Ara sıcak olarak ama sayılırdı. Evet. Aynen. Mesela ana yemeğin soğuktu. Patates püren soğuktu. Etin cidden zaten... Sen bir de mutfakta bayağı bekledin. Biz böyle sohbet ettik masada. Ben dedim ki şimdi sıcak gelecek. O etin altını niye yakmadın Duygu? Ya etin altını dediğim gibi krema olduğu için hani kesilebilir düşündüğüm için yakmadım. Yok ben ısıttım ama kremalıydı işte ben öyle düşündüm. Yok. Şeyi de püreyi de unuttum. Yani hani altını yakmayı unuttum. Yani tabakları salataları koyarken altını yaksaydım orada ısınırdı zaten. Nurten Hanım'ın gününde etini ısıtıp getirdi ya bize. Kremasının kesilmediğini gördünüz. Pilavın falan sıcak. Kendiniz öyle bir çok lezzetliydi. Altını hani çok açıp hani ısınsın diye düşündüğüm için hani belki o anda hani ya en azından kısık ateşte püreyi ısıtana kadar o da bir yandan ısıttı. Bence ısıtsaydın et biraz olsun yumuşardı. Aynen. Yani en azından şimdi sıcak et ayrı bir şey, soğuk et ayrı bir şey. Et pişmemişti. 2 dakika pişirmiş. Ama sıcaklığıyla biraz farklı çok olabilirdi. Az pişmiş et de olsa sıcak gelince gene güzel bilimleniyor. Evet. Arife Hanım bence kahve sunumunu olsun, kahve misafirperverliği olsun bence bir kat alttaydı. Bir kat değil hatta 5 kat alttaydı. Peki Arife Hanım'dan beklentiniz ne durumda? Arife Hanım'ı kendimi rakip olarak bir tık görüyorum. Bir tık görüyorsun. Evet. Ben görmüyorum. O yüzden Arife Hanım'ın zaten hırsını biliyorum. Azmini biliyorum. Başarılı olur umarım. O kadar çabuk çözdünüz mü beni? Çözdünüz derken 3 gündür beraberiz. Çözelim biz zahmet birbirimizi. Peki Nurten Hanım siz neden rakip görmüyorsunuz? Ben görmüyorum ya. Bilmiyorum. Neden görmüyorsunuz Nurten Hanım? Yapamayacağınızı düşünüyorum. Görene niye, görmeyene niye? Evet ben dünya mutfağından gitmiyorum. Belki ondan yapamayabilirim. Yok. Onunla alakası yok. Nurten Hanım hiçbirimizi rakip görmüyor zaten. Aynen. Ben tekim zaten. Çok iddialıyız. Boşuna gelmedim Deniz'e. Çikolataları da böyle sunmanızı istemezdik. Yani sanki çocuğun önüne konulur gibi koymuşsunuz. Ne isterdiniz? Yeliz Hanım nasıl bir şey isterdiniz? Daha şık, daha güzel bir görüntü çikolata olabilirdi. Aynen. Yani bu sanki hani... Küçük çocuğun boğazına kalmasın da kırayım doğrusu. Ama sizin çocuklar da her şeyi yiyor maşallah. Mumbardan çıktık çikolataya geldik. Şimdi benim çocuklarım burada değil ama biz buradayız. Kahve sunumunda bu kadar çıkıştıysa normalde nasıl olur bilmiyorum. Biz yarışıyoruz. Ama şimdi her şeyi çocuklara bağlıyoruz ya. Efendim? Her şeyi çocuklara bağlıyoruz ya. Ama şu an biz yarışıyoruz çocuklarım değil. Çocuklarım söz konusu artık kalkabilir mi ortadan rica ediyorum. Tabii ki. Durmuş içinde ukde etmiş ona. Sen ne yedireydin çocuğuna mumbar? Peki menüyü sayar mısın tam karşındaki kameraya? Hadi bakalım. Yine de teşekkür ederim. Afiyet olsun. Buyurun. Teşekkür ederim. Bugün menümde kremalı bal kabağı çorbası. Ara sıcakta yöresel olaraktan gideceğim ben biraz. Tokat yöresine ait iç baklalı yaprak dolması. Yine ara sıcakta yanına portakal çanağında ekşili elmalı kereviz salatası. Ana yemeğimde patates püresi yatağında bonfile sarma, narlı brokoli salatası ve yöreselden gittim tatlımı da Tokat yöresine ait leylekiliği yapacağım. Yaprak dolması demiş ama yaprak dolması değil, yaprak sarması. Bunu Tokatlı biri olarak doğru yazmasını tercih ederdim. Hem Arife Hanım hem Duygu Hanım'dan benim menüm daha güzeldi. En azından 2 tane el açmam vardı. Normal bir menü, nesi iddialı bir balçık kabağı çorbası yapacak. Onu da kremalı neli yapar da inşallah ağzımızın tadıyla içeriz. Zaten menüyü sayarken bile el ayağı titredi. Doğal olarak bir heyecanı var. İnşallah bunun menülerinde de yapmaz, menüsünü yetiştirir ama yüksek ihtimalle heyecanla yenik düşecek diye düşünüyorum. Eline sağlık şimdiden. Balkabak çorbasını birçok kez yaptık. Onun da püf noktaları var. Sunumu önemli. Dün mesela bak eti soğuk dedik. Bugün o et kaşarlı olduğu için sıcak mı gelecek? Bakalım içi pişecek mi? Bizim için bunlar önemli. Patates püresinin dünkü eleştirilerini duydun. Evet. Bugün onlardan ne ders çıkaracaksın? Ve 2 saatin var. Sofran da şık olacaktır eminim. Çok iddialıyım Kadir Bey. İnşallah yetiştireceğim. Şimdiden tebrikler diyorum efendim. Hanımlara da uğurlayalım, sofrada görüşmek dileğiyle. Haydi buyurun. Başarılar. Yöresel tatlar yapacağını söyleyen Arife Hanım'ın mutfağında neler yaşanacak neler. Güzel bezi sararmış, besbelli güzellikten, o ellikten, ellikten. Umarım Kadir'le de oynar da menüsünü yetiştiremez diye düşünüyorum. Su gelir mezirlikten. Bir şey olmaz, onlar düşmez. Titriyor. İşte beceriksiz. Olmasa en hamarat benim diyorsunuz Kadir Bey. At tuzunu Arife. O neydi kız? Canım ablam döktürüyorsun. Siz benden daha çok döktürüyorsunuz. Hepsi ve çok daha fazlası. Birazdan Kadir Ezildi ile en hamarat benimde. Süzme zannettim ben onu. Salona giriyoruz değil mi? Salona. Aç. Kapıda bir karar veremedi de Arife Hanım nereye girsek diye efendim. Kız ilk defa mı süpürge görüyorsun? Allah canını almasın senin. Kadir'le eğlenceli geçebilir. Oynayabiliriz biz onunla yani. Ben kabukacısına oynayabilen bir insanım. Çok yemeği kaptırmam kendimi. Sonuçta çok oraya adapte olmaya gerek yok. Mutfakta iyiysen zaten yemeğini de yaparsın, sohbetini de yaparsın. Bunları yeni mi aldın kız? Yo, evlendiğimde almıştım. Ha. Dışarıda beyefendiyi gördüm, onu anlatıyordu ben de dış sesi. Çok böyle sakin bir beyefendi. Şeker hastası olduktan sonra sakinleşti. Normalde hiç sakin değildi. Her gün tartışan, kavga eden bir insandı. Aa, diyabet insanı sakinleştiriyor muymuş? Vallahi artık herhalde Fatma gideceğini... Fatma diyabet hastası da pek sakinliği yok yani. Şekerden sonra herhalde çabuk gideceğini anladı. Ondan dolayı yapıyor artık. Sakin davranayım, iyi geçineyim kadınla. Kimisi de şekerde çok sinirlendi böyle bir anda şekeri. Zaten ilk şekerini bildi. Benim dayımın şekeri var, evdekileri kırıp geçiriyor her gün. Eşim de öyleydi. İlk bu zamanlar çok sinirleniyordu. Sonra değil ben doktora ki niye bu kadar gerginleşiyorum, kilo çok kaybıyor. Sonra doktor demiş sen şeker hastasısın. Ama gece gündüz dolap başından çıkmıyordu. Ya o kadar senden kaynaklı değil o sinirin sebebi de şekerden kaynaklı anladım. Ona sorsam ömrümü sen yedin diyor. Tabii doktor diyememiş ki karınla kavga ediyorsun, şekeri yüksek. Şekere bağlamış olayı anladım. Şeker gibi kadınım. Aslında yapım olarak da öyle sabırlı bir insanım. Çok kavgacı bir. Hayatımda hiç kavga etmedim. Hatta çok sevdiğim bir kankam var, arkadaşım var. Böyle trafiğe çıkar bildiğin bütün kavga eder trafikte. İddialıyım bu konuda. Başlayalım mı temizliğe? Tabii ki başlayalım. Nereden başlayalım? Camlardan olabilir, koltuklardan olabilir. Siz nereden istersiniz? Siz çok titizsiniz. Senin temizliğini öğrenmek istiyorum ben. Normalde evde nereden temizliğe başlıyorsun? Camları siliyorum. Tamam. Sonra koltuklar, silme işlemleri. Sonra olduğu gibi alıp gidiyorum. Olduğu gibi alıp gidiyorsun. Hadi o zaman al da git bakalım. Çalışan bir bayan olduğu için çok evine vakit ayırmıyor. Belki evine gelen bir yardımcı da olabilir diye düşünüyorum. Hadi aç süpürgeyi. Bu koltukların arkası açılıyor mu Arife? Evet, dünkü koltuklar. Evet açılıyor. Biraz arkaya atılıyor. Senin bir tane mi çocuk var? Bir tane oğlum var. O da bu gürültüye iyi uyudu içeride ha. Kıyamet kopuyor evde, hiç oğlanın umurunda değil valla. Kaç yaşında? 7 yaşında. İçeride uyuyor fosur fosur. Aslında geç yattı Kadir. 2 gündür beni göremiyordu. Dün akşam o kadar ağladı ki anneciğim o kadar özledim seni. Ay kurban senin olurum. Senin kokunu özledim diyor. Sen beni ay. Çok kendimi yalnız hissediyorum falan dedi o yüzden. Bak geç yattı. Bak. Allah hiçbir çocuğu yengeç burcuyuz, çok anneciyiz. Amin amin. Anasızlık çok zor bir şey. O bak, da tek erkek beni yiyor. Yalnız kocamdan çok karışıyor bana. Nasıl o saçlar yani? Kesilmeyecek. Saçların rengi böyle olacak diyorum. Kocam bana karışmıyor. Sen niye karışıyorsun diyorum. 7 yaşında ama dilli düdük çok maşallah. Çok fena, çok fena. Anası gibi. Arifeciğim hemen halıyı da kaldıralım. Onunla değil şu fırçalı uçla güzelce bir süpürelim halımızı. Tut bakalım Arife. Sen normalde evde misin Arife peki? Hala emlakçılığa devam ediyor musun? Emlakçılığa devam ediyorum Kadir Bey. Eşin ne iş yapıyor? Eşim de emlakçı. İkiniz yani aynı yerde işlerini aldıktan sonra zaten ona emlak işine girdim. Başka iş yapıyordu, güvenlik görevlisiydi. Yani ben sana emlakçılığı öğreteyim dedim. Peki aynı dükkandan mısınız, farklı yerlerde misiniz? Aslında ben onunla çalışıyorum da o benimle geçinemiyor. Ben seninle çalışamam aynı noktada diyor. Çünkü benim ortağım var. Yok benim hiç öyle dertlerim yok. Ben çalışırım da o her şeye karışıyor. Bir yönetici ruhu var, onu da ben kabul etmiyorum. O yüzden diyorum ki ben lütfen gelme ofise. Sana eksi puan olarak döner, ben sana söyleyeyim. Şu an bekliyorsun hali, yeri süpürdün. Süpürdükten sonra ne yapıyorsun? Silmem gerekiyor. Silsen o zaman neyi bekliyorsun? Hayır siz oradan oradan komple sileyim dedim. Düşer ayağınız kayar sonra. Bak suyun orada tam karşıda. Televizyon böyle şey mi, oval duruyor? Evet oval duruyor. Niye aldın öyle bir şey? Daha rahat mı izleniyordu? Benim evime hırsız girdi Kadir Bey. Aa! Evet. Buraya mı girdi? Evet buraya girdi. Ne çaldılar? Televizyonu götürdüler. Almıştım o zaman, yeni evlenmiştim. Tabii evin kredisini de ödüyoruz, borç falan çok. Pazar günü gündüz gözüyle bir geldim, kapı açık. Hayatımda hiç karşılaşmamışım. Yıllarca İstanbul'da yaşıyorum. Göbeğini mi sökmüşler? Göbeği patlatmışlar. Ondan sonra bir baktım, şöyle adımımı attım, korktum da şimdi içeri de giremedim bir anda. Eşimi aradım, dedim ki kapının göbeği yok ve her taraf ayakta böyle. Önceki koltuğun örtüsü vardı. Tutmuş ona sarmışlar. Televizyonu almışlar, mutfağa girememişler tabii. Yatak odasının altını üstüne getirmişler. Of, en kötüsü de o biliyor musun? Evet, her şeyi birbirine katıyorlar. O zaman da yeni taşınmıştık. Binayı kimse kimseyi tanımıyor. Sonra bazayı bir kaldırsa altınların falan orada yeni taşındık diye oranın altına koymuşum. Bulamamış mı? Ona fırsat bulamamışlar. Tamam, bu kesin acemiydi. İşe yeni başlayan biriydi. Allah onu kahretsin, yine kahretsin. Bir şeylerim vardı küçük. Takılarım vardı, onları almıştı. Diğer bileziklerimi falan. Televizyon kaç paraydı o zaman? O zaman 4,5 almıştı. Şimdi 15 olmuştur. Tabii. Evet evet götürdü. Kaç ekranda? İnan hatırlamıyorum gene şu an. Büyüktü yani değil mi? Büyüktü, evet, o büyüktü. Bence Arife Hanım benim temizlikte gösterdiğim performansın hiçbirini gösteremez. Bu kadar da eminim ve altını çiziyorum. Benim arkadaşım yeni evlenmişti. Kızın elti süpürgesini bile almış götürmüşler. Dolaptaki kaşarı sucuğu yemişler. Bir de üstüne, masanın üstüne bırakmışlar yediklerini. Açtı demek ki, ne yapsın? Allah'ım sen gösterme ya. Allah göstermesin bir daha. Kafasını sürterim oraya, elime bir geçse. Ne yaptı şimdi? Süpürdün, tozunu da aldık. Evet. Kalk mutfağa gidelim. Daldan dala daylalara, kızım gider yaylalara. Yayla suyu serin olur. Kızım da içer gelin olur. Anladın değil mi? Heh. Arife Hanım bence çok fazla temizlik yaptığını düşünmüyorum. Bence uyuşuk bir kadındır Arife Hanım. Evet. Bir de şimdi mutfağımıza bakalım. De, baharatlarına bayıldım bu arada. Çok şık. Size de alayım bir tane Kadir Bey. Teşekkür ederim. Teller mükemmel. Üstü de gayet beyaz. En hassas olduğum şey Kadir Bey. Aspiratör mü? Evet. Çünkü yağlı falan olduğu zaman olmuyor. Ocağın altına bakıyorum. Ocağın altı da iyi. He. Yakaladık mı? Aa! Bir tek şu arka kısımda yağlar kalmış. Arkaya denk gelmiş. Göz ardı edilmiş orası. Ona hemen bir kremleriz şimdi 5 dakikada. Dolaplarımı aslında değiştirecektim Kadir Bey, bir de beyaz istiyorum. Evet, kaplaması hiç hoşlanmadım renkten ama en azından dedim biraz evin borcu bitene kadar idare edeyim. Ha, sonra değiştim artık, paslandı hani, artık değişme zamanı geldi de. Şimdi bir malum mutfakta kaç para biliyor musun, öyle küçük şey, ucuz değil yani. En az 150-200. Tabii tabii. Arife Hanım ağır ağır yapar bence temizliğini, saatler boyu temizlik yapar diye düşünüyorum. Evet, ocağımızın kenarı tamam. Fayanslarımız falan da yağ değil. Mutfak konusunda temiz titizsin, onu anladık. Şöyle üstlerine de bakayım, yok onlarda falan da yağ yok. Dolabın lastikleri de gayet temizdi. Aspiratör telleri yeni gibi, daha mavi bantları duruyor üstünde. Konuşurken heyecanlanan insan temizliği yaparken ne yapar bilmiyorum. Peteklerime de bir bakın isterseniz. Evet, sandalye araları iyi. En hassas noktalarınızdan bir tanesi. Aa, bak petekler kar beyaz. Açabiliyorsun değil mi bunları? Onu açabiliyorum. Hı, maşallah. Şöyle bir alttan eleyelim. O da gayet güzel. Yakalandık. Getir bezi, getir. Getirin bezi. Ben silip, ben silip. Coştum yine, dalgalanıyorum ben. Yeni yeni sevdalanıyorum ben. Oh, oh, oh. Düşmanlar çatlasın, yakaladık yine açığımızı. Vallahi yakaladık. Vallahi yakaladım. Samimi ve güler yüzlüydü. Fakat bugün onun günü olduğu için bize öyle davranıyor olabilir. Normal zamanda ben Arife Hanım'ın samimi bir kişi olduğunu düşünmüyorum. Hiç elektrik alamadım. Evet, onun arası da tamam. Tebrik ediyorum. Elinize kolunuza sağlık. Biz bir gidelim. 5 dakika sonra etap için buraya geri gelelim. Etap tam senin direncini yükseltecek bir etap. Zaten ben sana güveniyorum bu konuda. Güvenebilirsiniz. Çak. Hadi bakalım, göreceğiz. Buyurun, buyurun. Geç. Birazdan o da boğulacak eminim. Çok hızlıyımdır. Zamanı çok iyi değerlendiririm. Bir şekilde her şeyi sığdırırım. Arife Hanımcığım buyurun efendim, buyurun. Evet. Aa. Ne getirdin bana? Yarım tavuk. Ay çok severim. Sever misin? Çok değil, şöyle etçil değilim yani. Kızarmış şöyle güzel sarımsak. Acaba soslu ne çıkacak? Bunun hepsini yiyeceksin de be. Vallahi hepsini yersen senin için iyi olur. Sonuçta 50.000 lira var ucunda yani. Hem hamburger yiyip hem 50.000 lira kazanacaksın. Tamam, 50.000 lira kilo alıyorum. Boş ver, 50.000 lira 1.000 lirasıyla spor yaparsın. Dış sesin elinde tam tamına 5 dakika var. O 5 dakikanın içinde buradan hamburger yemen gerekiyor. Gerekirse teptika böl, suya batırı bir şey yap. Ama 5 dakika içinde en fazla hamburgeri senin yemen lazım. Yoksa o hani karnı içine yapışmış Yeliz var ya, senden daha fazla yerse havayı alırsın. Bence Fatma hepsini bitirir. Emin misin? Eminim. Hadi bakalım. 3 taktı Fatma'ya. 3, 2, 1. Hadi başladı süren. Öyle ısırıyor ki dişinin sesini buradan ben duyuyorum, kıt kıt. Hanımefendiyi oyalama, bırak, harika gidiyor. Helal helal. Kızı ikini iyi yedin ha. Çok su içiyorsunuz. Ama susuz da vallahi gitmiyor, insanın gırtlağına yapışıyor. Sırtına mı? Öldüm. Helal helal. O tok gidersin en azından. Bırakın sohbeti şimdi. Dakika gidiyor. Koşu bandında yiyormuş gibi düşün. 3-2-1, 3-2-1. Zaten bunu yedikten sonra koşu bandına çıkmam lazım. Büyük ısır, çok çiğneme, bütün yut. Büyük ısır, çok çiğneme, bütün yut. Ağzının içinde kalır, süre biterse ağzındakini yutmak zorundasın, haberin olsun. 2'yi yutun, 3'e geçiyoruz. Ben yiyemiyorum, nefes alamıyorum. Yersin yersin, sen yemeği seven kadınsın. Tokatlılar sever yemeği. Arkadaşlar yok ya, boğazımdan geçmiyor. Aha canımsın, canımsın. 50.000 liraya arkadaşınız yersin ama. Hadi Arife Hanım, ha gayret. Hadi su verin su. Su gel güldür, güldür sevdim beni güldür. Kanım akmaz öldürürsen sen öldür. Ye 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 ye. Yanlara... 10, 9. Ay gitti. Gözleri sıktı kadını. Bak, ne yapıyorsun sen? Yani Arife oraya kadar geldi. 50.000 lirası yok yemiyor. Ben 50.000 lira da almayayım, yemeğimde yeter kalsın. Üzgünüm ama yiyemedim. Bari onu tepeye gitmesi yanlara, senin hazır işlerin. Yanlara koymaya çalıştık, olmadı. Neyse olan oldu artık, yapacak bir şey yok. Bence yerse bu hafta Yeliz yer. Yeliz adamı çiğ çiğ de yer, 10 tane hamur yer. Yeliz'in çocukları yiyor ya, alışıktır o şimdi, ağzı yatkındır. Bak bak arada da laf sokuyor. Fatma da yer şimdi, 2 gündür aç kaldı ya. Fatma Hanım'dan ben rekor bekliyorum. Lap lap gömecek bence. Olabilir. 2 gündür aç kaldım diyor. Benim evde doyarsa belki yemez ondan sonra. Açız, kaç gündür bir doğru düzgün et yiyemedik. İnşallah bugün karnım doyar, tatlı yiye yiye. Yani özledik yani, bir güzel yemek yiyelim. Sürpriz hediyemiz var bizim etap sonrasında. Yani söylemek istemiyorum ama üçgen başlıklı. Çılgın süpürgemiz. Ya sana bir şey diyeyim mi? İnşallah. Onu bizden kimler istiyor da vermiyoruz. Geç. O zaman Fatma yesin. Efendim mutfakta görüşmek dileğiyle. Siz onun öyle yiyemediğine bakmayın. Güzel yemek yapıyor ama takipte kalın. Son dakika ne olur bilmiyorum. Yöresel tatlar yapacağını söyleyen Arife Hanım'ın mutfağında neler yaşanacak neler. Güzel bezi sararmış besbelli güzellikten, o yerlikten ellikten. Umarım Kadir'le de oynar da menüsünü yetiştiremez diye düşünüyorum. Su gelir mezirlikten. Bir şey olmaz, onlar düşmez. Titriyor, titriyor. İşte beceriksiz. Ondan sonra en koyamam hamarat benim diyorsunuz Kadir Bey. At tuzunu Arife. O neydi kız? Canım ablam, döktürüyorsun. Siz benden daha çok döktürüyorsunuz. Hepsi ve çok daha fazlası. Birazdan Kadir Ezildi ile en hamarat benimde. Süzme zannettim ben onu. Herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet efendim, enerjimizi topladık, mutfağımıza geldik. Bomba gibi tarifler, muhteşem lezzetler birazdan sizleri bekliyor. Arife Hanım kapı gıcırtısını oynarım demişti. Ben daha bir figür bile göremedim. Ay 2 tane hamburgeri zor yedi o. O sen hamburger. Neyse keşke hamburgere dönmek istemiyorum. Daha sonra seninle güzelce oynayacağız. Benim yemeklerimi yedikten sonra zaten bir daha hamburger getirmeyeyim. Dağla kara bakara dağla dağla ağzına kadar dağla. Çok dolarsan taşarsın, başına da işler açarsın. Haydi bakalım başımıza ne işler açacak göreceğiz. Ben biraz yöresel gitmek istedim. Kendi yöremden birkaç çeşit sundum. İnşallah çok güzel bir şekilde sunumlar yapacağım. Tokat mutfağında tanımış olacaklar. Haydi bakalım, önümde çorbana kabağını görüyorum. Şimdi önce kabağınızı ben biraz fırına vermek istiyorum Kadir Bey. Daha lezzetli oluyor. Tamam. Tabii tabii, biraz daha lezzetli olsun diye fırına vereceğim. İşlerini güzelce alalım. Tamam, ben bunu soyayım aynı zamanda. Tamam, ben fırınımızı takayım o arada. Tak şimdi sen fırına. Arife Hanım'ın çorba tercihini kış mevsiminde olduğumuz için doğru buldum. Sıkıntı yok. Eğer olması gerektiği gibi yaparsa güzel olacağını düşünüyorum. Bir balçık kabak çorbası yapacak. Onu da kremalı neli yapar da inşallah ağzımızın tadıyla içeriz. İnşallah en iyi şekilde, güzel, lezzetli bir şekilde, hiç kimsenin yemediği şekilde yapacağım. Kabakları da yanına biraz küçük dilimlerle koyacağım. Havuç ve patatesi de koyacak mısınız? Onları yağda kavuracağım. Burada koymamızın sebebi biraz köz tadı mı gelsin? Evet, biraz köz tadı versin. Tabii közde olsa daha iyi olurdu ama maalesef fırında kullanacağım. Bakalım bugün yemekleri yaparken kimden tüy olacaksın Arife Hanım? Merak ediyorum seni, merakla. Az biraz dursun. Evet, onlar fırında güzel soğanlıyla moğanlıyla karışsın. Ben şimdi o çok merak ettiğiniz leylek ileğini yapacağım. İleği mi, gırliği mi? Tatlıyı mı yapacağız önce? Evet, tatlıyı yapacağım. Hadi yap bakalım, ben de merak ediyorum. Seyirci de beni merak etmiştir. Gılık gılık acaba ne demek? Çok merak ettim. Kadir'ciğim, tatlımızın malzemeleri neler? Kadir Bey, çok az bir malzemeyle yapıyoruz bunu. Un, su, bir çimdikte tuz atıyoruz. Ne şimdi bu Kadir? Söyle bakalım. Bu lokma değil mi? Davet masasına açıkçası uygun bir tatlı olduğunu düşünmüyorum. Su, un, maya, bir çimdik tuz. Üzerine de 4 tane kaymak, pekmez, yarım kilo ceviz demiş. Umarım tatlısına bu şekilde yapar. Üstüne de cevizini, pekmezini koyar, unutmaz. Şerbeti yok mu bu tatlının? Şimdi yöremizde, ilçemizde farklı farklı yapanlar da var şerbetli ama bunun en eski tarihinde pekmezle yapılıyordu bu. Hadi bakalım, evet. Yoğuralım yani aslında önce. 1915 yıllarda falan, çok eskiden, Nevruz zamanında Kadir Bey, bunlar leyleklerin göç ettiği zamanlarda konu komşuya dağıtmak için bunu yapıyorlarmış ve suyunu da döküyorlarmış, eve akrep cihanlar falan gelmesin diyerekten komşulara dağıtıyorlarmış. Değişik bir inanış. Evet, evet. Leyleklerin gidişini kutluyoruz efendim. Leylekler göçüyor diye kutlama yapıyoruz. Yöresine ait olduğu için ismi farklı geliyor, evet, hani ama o da çok zor bir tatlı değil. İşte yöresel olaraktan bir tatlı, olabilir, farklı bir şey sunalım dedik. Değişik adetlerimiz var. 4 su bardağı un, 4 su bardağı su, bir paket kuru maya, bir çimdik tuz. 2 tane yumurtayı kıracak. 2 yumurtayı ben de kırardım ya. Değişik lezzetler yapılınca çok hoşuma gidiyor. Ama sürekli aynı tatlar yapmaktansa farklı bir şey. Aynen, belki aynen. Beğenir veya beğenilme ama ben inanıyorum beğeneceklerine. Keşke herkes böyle kültürünü yansıtsa, değişik tatlar görsek. Hep aynı şeyler, aynı şeyler, şekerpareler. Dünya mutfağından gidiyoruz ve sürekli aynı şeylerden gidiyoruz. Peki bu tatlının beklemesi sıkıntı yaratır mı yani? Çöker mi, yumuşar mı, ne bileyim? Yok, zaten bunu ben şimdi mayalayacağım Kadir Bey. Mayası gelecek. Ondan sonra biraz bekledikten sonra, mayası geldikten sonra tekrar su katacağım içine. Biraz daha kıvamlı cıvık yapacağım. Ondan sonra biraz daha bekledikten sonra yapacağım. Sadece yağdan kızartacağız. Hayır, tavada. Normalde biz bunu Tokat'ta sac üstünde yapıyoruz. Saclarda yapıyoruz. Tabii burada öyle bir imkanımız olmadığı için. Ben böyle sıkıp lokma gibi dökeceğiz zannettim. Hayır hayır. Bildiğiniz krep. Çocuklara sabah yaptığımız krep yani. Krep demeyelim lütfen. Lütfen. Leylek lütfen. Bütün Tokat bizi izliyor. Kendine gel. Yöresel diyerek aradan sıyrılmaya çalışıyor bence. Yöresel dedim. Yöresellikte de böyle oluyor. Bu şekilde oluyor deyip işin içinden çıkmayı düşünüyor. Balkabağ çorbasının kabakları fırında. Tavuk suyunu da koyduk ocağın üstüne. Şimdi brokoli var, haşlanacak. Patates püresi var. Patatesler haşlanacak. Ben bir yandan patatesleri soyayım o zaman. Soyarak mı haşlayacağız, böyle mi atacağız? Soyaraktan haşlayacağız. Soyarak haşlayacağız. Tamam, onları da alalım. Anam gitti. Çorbayı normal buldum. İçinde krema falan olursa ve meyanesi iyi olursa, ben meyaneli çorbaları seviyorum. Böyle su gibi çorbaları sevmiyorum. Yani içtiğim zaman bir hani ne olduğunu anlayayım. Güzel, layıkıyla yaparsa güzel bir puan alır benden. Etler terbiye olacak mı? Yoğun bir terbiye değil de bir 5-10 dakikalık bir hafif bir geçiş yapacağım. Tamam, onun içine ne koyacaksın harç olarak? Zeytinyağı, biber, o şekilde falan. Tuz. Yok, terbiye değil yani, içine ne saracaksın? Ha, içine mantar. Tamam. Kaliforniya biberlerini kullanacağım. Kırmızı, sarı, yeşil. Evet, orada bayağı renkli bir kase var. O zaman sonra ıspanak koyacağım. Ben ıspanağı mı koyayım haşlansın istersen? Koy bir şeyleri de devam edelim yani, beklemeyelim, zaman geçmesin. Ama menünün için kesinlikle kolay dediklerini düşünüyorum. Normal bir menü, nesi iddialı? Arife Hanım'ın menüsünde çok fazla meşakkat, ele oyalıcı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle öyle diyecekler ama yani onların menüleri de çok ağır bir menüler değildi. Hayır, aşamalarını bilmedikleri için. Evet, o yönden düşünebilirler ama dediğim gibi menülerde onların da çok ciddi ağır bir menüleri yoktu ki. Kendileri sanki mutfağa girip yapabiliyorlar. Ara sıcaktaki dolmamız için içimiz de hazırlanıyor. Aa, yaprak da saracağız biz daha. Evet, evet. Yaprak dolmasının içine buğday koyacakmış, bakla koyacakmış. Yani menüye baktığım kadarıyla. Umarım bunları koyar, eksik yapmaz. Tokat'a ait mi bu? Şimdi bu açlık dediğimiz Tokat'a ait bir şey. Onun için o bölgede oluyor. Evet, yarmayla bulguru var sanki. Evet, yarmanın çok ince kıyılmış hali. Bizim özellikle bu küçük dolmalar düğünlerde olmazsa olmazıdır. Orada yaparlar. Yani gelen herkes keşkekle dolmayı mutlaka ister düğüne gelen. Ha, keşkeğin yanında bir de dolma yiyorlar. Evet, evet, onu da yiyorlar. Keşkek de yarma değil mi kız? Kesmiyor mu sizi? Çok lezzetli oluyor bence. İkisini bir denemelisiniz. Her yörenin bir keşkeği var. Hangisi daha iyi bir türlü anlayamadım. Şekli de benim için önemli. Muska şeklinde yapılacakmış. Bakalım bizim önümüze nasıl sunacak. Yine bu dediğim gibi Tokat yöresine ait açlıkla beraber bunu atıyorum içine. Bu sarmayı şimdi çiğden mi saracağız? Çiğden saracağız. Hanımefendi, için bu dolma mı, sarma mı? Normalde bizim orada dolma deniliyor. Sarma olaraktan telaffuz ettik ama normalde dolma. Katlamasına bakacağım. Acaba normal yaprak sarması gibi mi saracak yoksa bohça gibi mi yapacak? Onlara bakacağım. Yaprak dolmasının malzemelerini sayıyorum. Tokat yaprağı 1,5 su bardağı açlık, 1 su bardağı iç baklava, 1 su bardağı sıvıya, 4 yemek kaşığı domates salçası, 1 tutam reyhan, pul biber, karabiber, tuz, dereotu ve maydanoz. Kaç tane soğan? 3 tane alalım kızım. Şey diyeceğim, Duygu bugün de İlknur Hanım'ın evindeki gibi böyle yemekleri beğenmezse, ağız burnu eğerse. Duygu yapacağını tahmin edebiliyorum, yapacak ama şöyle adaletli olabileceğini de düşünüyorum. O ilk gün nedense Nurten Hanım'a bir ters düştüler. Yani o mimiklerin, o yorumların sebebi sadece ama Nurten Hanım mıydı? Ama dünden sonra bana da biraz ters gelebilir. Arife Hanım herkes yorum yaptıktan sonra en son yorumlara katılıyor. Yani onların devamında devam ettiriyor. Kendine böyle çok fazla yorum kattığını düşünmüyorum. Yani herkes söyledikten sonra hani bir tık belki içine bir şey ekliyor, devam ettiriyor. Biz konuşmamızı bitirdikten sonra Arife Hanımcığım bizden tüy alsan olur. Önemli olan senin bizden önce dahil olman konulara. getirin bakalım şimdi. Tokat'tan mı geliyorlar kız, sen namuslu musun? Ben seni alacağım da söyle, namuslu musun? Nay 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 nay. Getir bakalım. Umarım Kadir'le de oynar da menüsünü yetiştiremez diye düşünüyorum. Oynamasından. Ellikte biliyor musunuz Kadir Bey? Ne yapabiliyor musunuz? Ellikte biliyor musunuz? O ellikten, ellikten su gelir bezellikten. Güzel bezi sararmış besbelli güzellikten. O ellikten, ellikten su gelir bezellikten. Nanay nanay nanay. Sararmış derken yaprağımızı sararmış. Bu arada Tokat 50'yi tek vuruluyormuş. Onu sonradan duydum. O Sivaslılarla Tokatlılar arasında bir çelişkiler var. Sivaslılar diyor, çift vuruyormuş, Tokatlar tek vuruyormuş. Evet, bak, onlar diyor bizim elliğimiz, biz diyoruz bizim elliğimiz. Böyle de kültürel bilgiye sahibim. Her yörenin oyunuyla alakalı araştırırım her daim. Peki bir şey merak ediyorum. Neden Tokatlar bu kadar çok sarıyı seviyorlar? Ya Tokat'ın mesela yazmaları falan var ya, onlar böyle sapsarı hep. Neden sarı? Şu başındaki yazmayı mı, sarıya mı boyadın diyor. Neden sarı? Özelliği ne yani bunun? Açıkçası ondan çok bir bilgim yok. Kadın. Kadir, biz sana soruyor muyuz sarıyı niye seviyorsun diye? Ben seviyorum çünkü sarı bezden geldiği için seviyorum. Benim için temizliği çağrıştırıyor. Bak ben sana çat diye bilgisini veriyorum. Bende boş bir şey yok. Bak şimdi o ben kadar da büyük sarmıyoruz. Zeytinyağlı gibi uzun da sarmıyoruz. İnce sarmayacağım mı? Küçük sarıyoruz. Normal bir yaprak sarması gibi olursa tabii ki onu o şekilde bir konuşma yaparım. Ama özlü zaten muska şeklinde olması gerekiyor. Bu şekilde de saran var. Onlar dediğim gibi ilçeler arasında değişiyor. Bazıları böyle çok güdük güdük böyle küçük ya da üçgende yapabiliyorlar muska şeklinde. Bazıları da çok daha farklı böyle. Tokat merkezi daha bu şekilde yaparlar. Bu Niksar'a ait. Ha, bizim Niksar'da da bu şekilde yaparlar. Yalnız hızlı saralım. Tavuk kaynıyor. Patateslerin altı yanıyor. O da kaynıyor. Bundan sonra bizim gireceğimiz ne var? Siz bunu sarmaya devam edin isterseniz. Ben ıspanağımı bırakayım isterseniz. Sen ıspanağı at tencereye. Ben de bu arada bu yaprakları sarayım. Hanımefendi, salata için brokoliyi de koyun isterseniz. Şimdi ilk defa iç baklalı bir yaprak sarıyoruz efendim. Ben de lezzetini, kıvamını merak ediyorum. Dediğim gibi bakla içinde ne kadar pişecek? Bu da bizim için önemli. Bakalım misafirlerimizin damak lezzetine uyacak mı? Eminim onlar da ilk defa yiyeceklerdir. Onun ardından ıspanaklarımız yıkanıyor. Bonfile saracağız kaşarlı bir şekilde. Dün biliyorsun bak kaşar başına bela oldu yarışmacının. Patates püresini soğuk getirmişti. İçinde diri diri geldi. Mutfakta da söyledim. Abla ne olur yemekleri ısıt bak kurbanın olayım dedim. Sanki ona dememişim daha taşa demişim gibi. Gitti buz gibi yemekleri Duygu Hanım kendine çok güveniyordu ama olmadı. Benim elimden çekeceği var. Efendim ıspanaklar bonfile sarma için, onlar pişecek. Şu anda yaprak sarmaya devam ediyoruz. Peki seyircimiz çok ne yapsın? Güzel. Ne yapsın seyircimiz? Yapsın. Önce ütüyü yapsın, sonra çamaşırları yıkasın, çamları temizlesin. Başvuru yapsınlar, başvuru. Evet evet, mutlaka sizde en hamarat halinizi göstermek için Kadir Bey'e uğramanız lazım. Bir bakın, bakın şu hamaratlığa bakın. Sizde bütün hamaratlığınızı göstermeniz için mutlaka ve mutlaka başvurularınızı yapmalısınız. Türkiye'nin neresinde olursanız olun efendim, çıkın çıkın gelin. Evim orada yok demeyin, biz size ev buluyoruz. Evini açanlara 5.000 lira veriyoruz ve en amaratlerinde yarışıp birinci olanlara ise büyük ödülümüz 50.000 TL. Yani benim alacağım ödül değil mi Kadir Bey? Hadi inşallah bakalım. Geri şu sarmaya yardım edersen alacaksın. O kabakları da fırında çok unutma. Sıcak. Şimdi bunun üstüne sos olarak ne koyacağız? Onu ben normal birazcık suyla atacağım hemen şimdi. O daha sonra da üstüne soğanla beraber salçalı sos normal su mu koyacağız evet, içine? Evet, hafif suyla beraber pişecek. Sarmaya tarçınla konu da. Sen zeytinyağlı seviyorsun o yüzden böyle şeyle. Bunları tencereye mi koyuyorum şimdi kabak için? Evet evet. Şimdi ben koydum onu. Bu mu? Bu tencere onun tenceresi mi? Çorbanın tenceresi. Kabaklar atıyorum içine. Atın içine o şekilde. Şimdi kesin arkadaşlar tatlı niyetine yapsaydın diyecekler ama... Sen de onlara boş konuşma dersin. Tatlısını bile sevmiyorum, çorbasını da sevemeyeceğim diye düşünüyorum. Çorbası benden dipnot. O da Yeliz'in problemi, bizim değil. Ben de bir saklama kabıyla çocuğuna gönderirim zaten, çocuklara seviyor. 45 dakikamız geçti bile. Tamam. Sarma ocaktan. Çorba pişiyor. Brokoli haşlanıyor. Patates haşlanıyor. Ana yemeğimizin harcını hazırlıyoruz bir yandan. Tatlımızın hamurunu da yaptık. Şerbeti yokmuş zaten onun. Çok da büyük bir şey kalmadı. Zaten özü bizi zorlayacak bir şey de yok şu anda yani. Vallahi onu bilmem ama hem Arife Hanım hem Duygu Hanım'dan benim menüm daha güzeldi. En azından 2 tane el açmam vardı. Portakalın bir püf noktası var. Onu ne zaman uygulayacaksınız? Kerevizli. Her şeyin püf noktası var. Onun ne püf noktası var acaba? Çok merak ettim. Portakal düz dursun diye altlarını biraz kesiyoruz ya hani. Evet, onu düzelteceğim. Azıcık beklerseniz, sabrederseniz olacak. Niye dalga geçiyorsun? Püf noktası işte. Ağzını bile açmıyorum. Duydun mu püf noktayı? Evet, duydun değil mi? Önemli. Hı. Kereviz salatası. Tabakta da getirseydi. Cezvede getirseydi ya. Fark etmezdi. Thomas Edison elektriği icat ederken bile bu kadar gururla söylememişti, sana bir şey diyeyim mi? Elektriği Edison bulmadı ki. Neyi buldu ya? Çatır çatır yakıyorsunuz. Ay ne kadar nankörler. Hemen herifi unutuyorlar. Ben hiçbir zaman unutmuyorum. Allah nur içinde yatırsın kendisini inşallah. Her ne kadar ecnebi olsa da adam elinden geleni yaptı bizim için. Ampulü bulmuştu ama yine de sen bilirsin. Kız ampulü mü bulmuştu? Ama onların arasında bir husumet vardı o. Nikola Tesla. Bak. Nikola Tesla ile bir kavga halindeler ama benim duyduğuma göre, bizim orada akrabalarımız var çünkü, aslında elektriği Thomas Edison bulmuş. Bunlar küsünce sen formülü alçal götür, ben icat ettim de. Çorbanın suyunu da koyuyorum birazcık. Hemen geliyorum, ben kettle'daki kaynamış. Çorbanın içindeki zepselerine bakacağım, kremanın kesilmemesine bakacağım, kıvamına bakacağım. Güzel olursa ona göre değerlendiririm. Bir şey olmaz, onlar düşmez. Altına inmez mi kerevizi? Bunun da bir taktiği var herhalde Kadir Bey. Taktik maktik yok, bam 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 bam. Kereviz atına dikkat etmesi gereken süzme yoğurt koyması gerekiyor ki sulanmaması gerekiyor. Etler orada bekliyor. Vallahi o etler kuruyacak. Kabağımızın üstüne tavuk suyunu ekledik. O da burada güzel bir şekilde pişiyor. Ben şimdi patatesleri süzüyorum. Umarım patatesleri dünkü Duygu Hanım'ın menüsüne göre soğuk gelmez. Patatesi eziyorum ben şimdi. Bugün patates püresinde doğru yolu bulduk. Süzgeçten geçiriyoruz. İçine tereyağı koymadık. Öyle önce bir süzülür, sen de yani sanki bilmiyormuşsun gibi. Çıldırtma beni. Bardak. Bardağın altıyla yapayım, dur. Allah'ım ben bu zekayla çok yaşamam, kırkımı görmedim. Bir kere maşallah size. Maşallah, sübhanallah, gördünüz mü bak. Birazdan süzgeç nasıl delinir hep beraber şahit olacağız. Efsane oldu, efsane. Hanımefendiciğim siz ne yapıyorsunuz? Bonfileye biraz susam açacağım. Azıcık ben birazcık öyle zeytinyağıyla beraber bir 10 dakika 15 dakika bekleyeceğim. Oradan da hemen içini hazırlayıp saracağım. Peki güzel ablam, sen nasıl biliyorsan öyle yap. Arife Hanım kendi püf noktalarını gösteriyor efendim. Arife Hanım gününde kafayı koydu. 50.000 lirayı almak için elinden geleni yapacak. Peki Arife Hanım bu 50.000 lirayla ne yapacak? Ödülü kazanırsam oğluma bir sözüm vardı, onu düşünüyorum. Bir de annem Umre'ye çok gitmek istiyor. Ona niyetlendim. Onu göndermek istiyorum. Şöyle bir belleri de ben yıkayayım hemen. İpek gibi oldu. İpek, şuna bak şuna. Efendim ablam. Siz ondan sonra bana mantarlar hazırlayabilir misiniz? Tabii ki ablam. Daha sonra da kerevizleri hazırlasın size. Ay biberleri doğru dedik. Ney? Kaliforniyaları doğrayacağım. Sarmayı unutma abla, bak altı birden. Ana! Suyu kalmamış ya. Gitti sarma. Her şey yetişmek çok zor. Yaklaş bana, her şey yetişmek çok zor. Bak patates pürüyorum. Orada o yanıyor. Yani ona yetişiyorum. Bu ancak bana bulaşsın. Zaten menüyü sayarken bile el ayağı titredi. Doğal olarak bir heyecanı var. İnşallah bunun menülerinde de yapmaz. Menüsünü yetiştirir ama yüksek ihtimalle heyecanla yenik düşecek diye düşünüyorum. Telgrafın telleri aşılamalı. Yer üstüne yer severi koşulamalı. Amana gel delinin orta yenildi başımda. Haydi bakalım, sürede geçiyor, neler olacak. Az önce sarmanın dibi tuttu, tepkiniz oynamak mı? Siz söyleyin, ben oyum Kadir Bey. Sabahtan beri söylüyorum ben. Ama de burada. Ama kolum yaktım o arada ben. Geçmiş olsun, benim de parmağım yandı ama. Benim bak, kolum yandı. Patates püremiz şu anda olmak üzere. Mantarlı kaşarlı bonfile sarmadan haber yok. Kremalı bal kabağı çorbamız da pişiyor efendim. Pürenin tereyağını katıyorum ben şimdi, 2 yemek kaşığımı koyuyorum. Ekşili elmalı kereviz salatamıza da hiç başlamadık. Tamam, buharladım ben onu. Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı kattım Arife. Ben şimdi brokolimizi alacağım, buzlu suya koyacağım. Hem diri durması için, rengini solmaması için. Yeşil kalması için. Karabiber de atacağım ben. Titriyor. İşte beceriksiz. Ondan sonra et koyamam, hamarat benim diyorsunuz Kadir Bey. Arife Hanım, tuttum sizi. Kıvamı iyi mi Arife? İşim bitti ya, ondan tabii, olsa gerek. Tabii kızım, ben alışkınım. Bitti mi? Sütü iyi mi bunun? Karabiberlerimizi de üfeliyoruz. Aman dikkat et, acı olmaz. Muskatını da 2 dakika üfele, hemen kaldıralım bunu. Tuzuna bakmadın yalnız. Tuz atacağım biraz Kadir Bey. Kadir Beyciğim, tamı tamına 47 dakikamız kaldı. Vallahi 5 dakika bile boş durmadım. Bak Kaliforniya biberlerini doğradım. Bir yandan mantarları soydum, oraya attık ablamla birlikte. Ablam kabak çorbasını blender'a çekti. O tamam, püreyi kenara attık. Sarma ne alemde hanımefendi? Sarmada pişiyor sosunu yapıyorum Kadir Bey. Soğanlı bir şekilde salçalı sos yapıyoruz üstüne. Tamam. Onun o ne için? Onu sarmamız için, üstüne tamam. dökmek şimdi için. Şimdi bonfile sarmanın içi pişiyor. Soğanlarını gırlayıcık gırlayıcık. İnanır mısınız? Böyle teze gelinin gözyaşı kimin doğramışım onları. Üstüne de mantarları. Hemen şöyle su. Üstüne yeni gelinler böyle küçük küçük ağlarlar. Öyle ha ha diye ağlamazlar. Ocağa baraj kurduğunuz hiçbir şey göremiyorum. Oradayken tabii göremezsin. Şuraya geçersen görürsün. Mantarımızı soğanımızla kavurduk efendim. Görmüş olduğunuz gibi. Bunun üstüne Kaliforniya biberlerimiz evet. gelecek. Kaliforniya biberlerimizi atıyorum hemen üstüne. Daha sonra... Kaliforniya biberlerinin jülyen doğranması gerekmiyor muydu? Yok bizim köyde ben kare doğranıyor. Ben tercih ettim. Belki... Şeklinin bir önemi var mı? Bence şeklin önemli yok. Önemli lezzet olan, önemli değil mi abla? Önemli olan iş malzemelerini doğru kullanmak ve lezzeti. Olması gereken şekli söylüyorum. Gece görsem yüreğim ağzıma gelir. Bana mı diyorsunuz? Rüyalarıma girse korkarım yani o derece. Rüyalarıma girse korkarım. Evet. Rüyalarda buluşuruz. Soğanla yandınız değil mi? O ama tokat soğan değil. Belli, benim tokat soğan sanki yakmadı. Alın size tuz. At tuzunu Arife. Aman! O neydi kız? Ay nazar, vallahi nazar. Bak gördün mü? Senin negatifliğin yüzünden oluyor bu. Biraz önce dedi ya yetiştiriyorum maşallah. Negatif. Maşallah dediği çok yaşamıyor. Canım ablam döktürüyorsun. Siz benden daha çok döktürüyorsunuz. Aha, şuradaki çekirdeğini alayım. Şimdi ona yoğurt mu katacağım abla? Yoğurt katayım da bari kararmasın. Var, mayonezimiz var. Sadece süzme yoğurta mayonez mi? Evet. Ona göre koyacağım. Çok özür dilerim. Şuradan bir kaşık alayım. Kadir o kaymak ya. Aa! Kaymağı mı karıştırdınız mayonezi? Süzme yoğurt zannettim. Diyorum ki ne kadar koyu bir süzme. Mayonez kaymakla yoğurt ayırt edemiyor musun? Abla bayağı koyu süzme zannettim ben onu. Neyse getir bir şey olmaz. Alır bizimkiler yenisini. Allah beni kahretmesin. Neyse tamam hallederiz şimdi. Ablam şunun bir aromasına bak. Mayonez falan nasıl? Koyun biraz mayonez. Azıcık daha var. Azıcık. Azıcık mayonez verin bana. Azıcık. Hadi bakalım. Aa, bonfileyi saracak. Sarma demiş ama inşallah onu sardıktan sonra bir açılma patlama olmaz. Umarım başarılı bir şekilde yapabilir. Tamam Arife bu da hazır. Onu ben şimdi acil bir kaba alayım. Kaba niye alıyorsun? Portakalın içine koyacağız. Portakal kabuğunu işte... Hemen koyacağız mı? Sunumda koyar diye düşündüm ben. Tamam böyle ayrı kalsın. Üzerine istersen stres çekelim. Heh işte onu ben bir... Hazır duruyor işte niye uğraşmıyorsunuz? Koyarsın o zaman. Tek stres... Çıldırtma beni. Arife Hanım iyi bir şey söylemedin mi ben? Bence çok iyi bir şey söyledin. Yapsın o zaman o iyi bir şeyi. Diyemeyeceğim. Kadir Bey ne yapıyorsa doğrusunu yapamaz. Stratejini verin bana. Şunu alın benden. O iş yapmaz, iş buyurma ister bilincine tıra bindiriyor. Kaynana gibi yeni gelene iş buyuran kaynanalar gibi. Yeliz kaynana istiyor ya, al işte bunu aslında görsün o zaman. Kaynanasını bunlarla arar. Bence Yeliz istediğinden falan değil yani. Kız bence de var ya, o biliyor onun öyle bir şey yapmayacağını havadan sıkıyor. Bence o kadın niye gelmiyor bilmiyorum ama onun farklı bir şey. 1,5 senedir görüşmüyorlarmış. Ya insan torun olur gelmez mi? Hadi siz gelini istemez, gelmeyebilir. Anlamadım. Tuhaf yani. Köpür köpür oluyor tamam, sabahtan beri. Kapatalım. Çorbamız bitti cepte. Evet şu etleri hemen acilen şunun içine al. Hanımefendi daha etleri pişirecek. Tava kızıyor şu anda. Brokoli salatamız ne oldu? Hemen onu da getiriyorum. Brokolide bir şey yok. Brokoli pişti zaten. Umarım haşlar diri diri önümüze koyarsa zaten o brokoli yenmez. Yani salatayla pek fazla uygun bulamadım menüye. Ya şu an tatlı yok. Derdimiz brokoli mi? Bu adam da gerekli şeyler bırakıyor, gereksiz şeylerle uğraşıyor. Kadir Bey şunu da doğrayabilir miyiz? Tamam, brokoli salatası için yapalım da içi rahat etsin. Sen süreni düşün. Tatlın yok orada. Da tatlı. Leylek giliği normal benim çocuklara yapabildiğim bildiğiniz krep yani ama üzerinde cevizli pekmezi olacak mı ona dikkat edeceğim. Hemen şöyle döküyoruz Kadir Bey. İşte sacda olsa daha güzel oluyor bunlar. Baktığım kadarıyla leylek tarzında bir şey gördük yani. Büyük bir leyleğin tatlısını gördük. Umarım o şekilde bir sunum yapar. Peki bunu sonra pekmez mi dökeceğiz üstüne? Evet pekmez döküyoruz. Aralarına da ceviz dökerekten o şekilde sunum yapıyoruz. Bir de pekmez seçeceğiz, dökecek üstüne hazır pekmez öyle. Yani üstüne bir puding bir şey yani yani 2 yumurtayla unu ben de karıştırırdım. Cidden bayağı bir tatlıymış. Değişik egzotik bir tatlı yani. Uğraşması, aşaması, çırpması, pişirmesi. Basit geldi bana. Çevirmesi. Şimdi çok basit diyecekler. Allah aşkına şuna da basit demesinler. Bak bu kaç saattir uğraşıyoruz. Ben yöresel olduğu için tercih ettim biraz da Kadir Bey. Aynen. Vallahi Arife Hanım'dan benim çok öğreneceğim şeyler var. Şu an bir dökelim de kaç kat yapacak onu bilmiyorum. Kadir'cim ben tadını merak ettim. Bence çok verme şu an onu sırasın biz misafir doyuruyoruz. Hepsini bitirir bence de. Yani bırak şimdi doyurmayı sen. Düşünebiliyor musun şimdi ben Fatma Hanım'la Yeliz Hanım geldiğinde tatlımız yok. Allah göstermesin. Öyle yani. Evet, son dakikalar, sofraya yetişmek için çırpınıyoruz. Ellerine dikkat et. Yeleğinin pekmezi yok. Pekmez orada. Pekmez hazır, pekmez zaten. Sen neyin pekmezini arıyorsun ki? Pekmez mi kaynatmamızı bekliyorsun? Krepli tatlı yapandan pekmez kaynatmasını da beklemem zaten. Var ya bak, son dakika moral bozmaya çalışıyor. Ablam hiç moralini bozmak. Niye moralini bozuyormuşum hanımefendinin? Tatlı yapandan pekmez kaynatmasını beklemiyoruz diyen birinden ne bekliyorsun? Karıştırıcı. Arife Hanım, tatlınızı yaparken Kadir'in arkanızdan size bakışlarını keşke görseydiniz. Hayranlık doluydu bir kere. Arkamdan bak, ekranı tekrar verin, hayranlık doluydu. Ben yöresel olduğu için tercih ettim biraz da Kadir Bey. Aynen. Çünkü ilk defa böyle bir tatlı gördüm ve uğraştırıcı, aşamalı. Bak burada su içinde kaldık yani, ayıptır, günahtır. Yalan söyleyenin deterjanı bitsin, bezleri kopsun mu? Bir program, bir sunucuya eğer düşman topluluğundan dağılmaya mahkumdur, kendinize gelin. Abla? Arkamdan iş mi çevirdiniz orada işaret çekip? Bak herkes bilir ki ben yüzde konuşmayı seven bir insanım. Mesela şu an 6 dakikan kaldı. 6 dakikanız değil, 18 dakikanız kaldı Arife Hanımcığım, 18. Beğenseler de eleştireceklerini de düşünüyorum. O da farklı bir şey. Sonuçta biz aynı masada rakip kişileriz. Ama ben yetiştireceğim ve güzel bir masa sunacağımı düşünüyorum. Şimdi masa örtüsü serili zaten. Ablam tabakları al. Bence büyük kaldı çünkü. Al sen bunları al. Masa al, 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 al. Yan tarafa çatanın altına da bırakmak istiyorum. Bunlar ne için? Yani tek taraflı bırakmayayım dedim, diğer tarafı da bırakayım. Çok kalabalık olmaz mı ama iki tarafta kalabalık da? Kalabalık olur ama bu sefer de derler ki niye bu tarafa koydun? Hadi koy o zaman, koy. Onu da yorumlu yaparlar ama tabii ki yan yana kalabalık oluyor masadan dolayı. Peçetenin sağda olması gerekmiyor mu zaten? Pardon. Arife, dakikan geçiyor Arife. Kendimden geçtim şu anda. Evet Arife Hanımcığım, son dakikalar. Gerçekten son dakikalar. Daha mutfakta yapacak işlerimiz var. Daha bir şey kalmadı ki mutfakta. Ne yapacağız mutfakta? Kerevizden. Tamam, onları hallederiz. Onlar dert değil zaten. Üstüne ekleyecek. Salatanın sosu. Salatanın sosunu yapmadın mı sen? Sos derken zeytinyağı ekleyeceğim. Tamam, ben sana bir saattir demiyorum mu Arife onları tasın içine yap diye Arife? Bir saattir mutfakta onlar sana. Onlar ben 2 dakikada gelirken dökerim zaten. 2 dakikada olma, sana tas onu yap dedim ya. Buradan beni bir daha o sıcak mutfağa götüreceksin. Ben yaparım, siz oturun Kadir. Bu haftaya çok güzel masa sunaraktan masayı tarihe geçireceğim diyorum. Çorbasından tatlısına, arası candan ana yemeğine, her şeyimiz eleştirilecek. Bakalım rakiplerimiz güzel eleştiriler yapacaklar mı? Yemeklerin lezzetini alacaklar mı? Bence eleştirilecek bir şey bulamayacaklar çünkü Tokatlı Arife Hanım güzel yemekler yaptı. İnşallah, ben güzel yemekler yaptığımı düşünüyorum. Onlarla memnun kalacağını düşünüyorum ama yine mutlaka eleştirecek bir şeyler bulacaklar. Şunların tatlı kaşıklarını koy, bulmasın elektrikli bir şey. Elektrikli, bak konuşamıyorum, elektrikli bir şey diyorum, eleştirecek bir şey. Tatlı çatalı kaşığı. Evet, son. Hemen at. Hadi koş salatanın sosuna. Kendime güveniyorum. Bu haftanın büyük ödülü benim diyorum. İnşallah göreceğiz. Kesinlikle benim. Her şeyimiz hazır mı? Sarmanın altı hala yanıyor bu arada. Evet, onu biliyorum. Etimiz fırında. 3 dakika. Bu arada Kadir Bey, ben çorbalarımı bununla sunacağım. Balkabağı tatlısı olduğu için. Balkabağı çorbası olduğu için. Evet, pardon, balkabağı çorbası. Ne kadar tatlış bir sunum. Ama tanrım dedim. Bence yap. Şık durur. Tabakların içine koyayım. Burada dursun, şovunuzu öyle yaparsınız. Gelince görmesinler. Sen buradan onunla öyle götür tepsiye, tabakların içine koy. De ki şovsa şov, görselse görsel. Alın işte. Bu arada süremiz de bitti. Onu bırak, onu kendi kendine harar pişsin. Tebrik ediyorum efendim. Şimdi gidiyoruz masamıza. Üstümüzü giyindikten sonra Tokan neydi kız? O yellikten, ellikten su gelir bezellikten. Güzel benzin sararmış besbelli güzellikten. Bizim hastalıktan canımız çıktı çünkü. Kalk gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Üstümüzü değiştirmeye gidiyoruz. En amarat benimle bugün Arife Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız kremalı balkabağı çorbası, Tokat yöresine özgü iç baklalı yaprak dolması, portakal çanağında ekşi elmalı kereviz salatası, patates püresi yatağında mantarlı kaşarlı bonfile sarma, narlı brokoli salatası ve Tokat yöresine özgü kaymak eşliğinde leylek diliyle rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak? Final gününe yaklaşırken Arife Hanım'ın masasında neler yaşanacak, neler? Arife Hanım, eski İstanbul hanımefendilerini andırıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ancak konuşmalarınız sizi ele veriyor. Ve ilkel buluyorum sizin hitaplarınızı ben şahsıma karşı. İlkel yorum ne demek Allah aşkına Fatma Hanım? Kadir Bey, özür dilerim ama. Ne oldu söyle? İçinde ceviz var galiba. Hepsini aynı yerde mi karıştırdınız? Yemeyin bari. Kesinlikle kabul etmiyorum. kesinlikle Yeliz'in kendi kurduğu bir şey. O bir parça bir şey de insan hayatını tehlikeye atıyor. Dişleriniz kırılmasın Fatma Hanımcığım, dikkat edin. Vücudumda plastik istemem. Kimse kusura bakmasın. Bizim ilçelere göre değişiyor sarma şekli. Ben Niksar'da biz bu şekilde sarıyoruz. Ama mesela Tokat merkez tarafından ki. Ama bak sürekli benim dediğim Tokat gibi çıkıyor. Yöresine ait dedim. Ben şimdi tamam. Sarma şeklini anlatmadım burada. Ben bunu Tokat tamam yöresine ait ben kabul etmiyorum bunu şeklinden dolayı. Nurten Hanım avucunuzda bugün ne yazıyor? Hiçbir şey yazmıyor. Benim yerime bugün Yeliz Hanım yazmış. Siz benden beni örnek alarak. Nurten Hanım? Siz beni dün ifşa ettiniz. Ben etmedim. Maalesef. Ben etmedim. Hayır. Kendisi sürekli kameraya böyle yaptı ilgi çekmek için. Deme yazıyor Allah'ını sev. Bir çevir. Tatlı cevizle ama bağırıyorsun uzman duyuyor. Lütfen kızı konuşalım. Bana biri sormuyor ki şiir sever misiniz? Akşamı getiren sesleri dinle. Yazıyor musunuz yoksa ezberliyor musunuz? Dinle de. Gönlümü alıver gitsin. Sevdiğim dostlarım olursa seslendiriyorum. Saçlarımdan tutup kor gözlerine, yaşlı gözlerime dalıver gitsin. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'de. Evet sevgili seyirciler, Arife Hanım masasından herkese merhabalar efendim. Coşkulu, dinamik mutfağın ardından sıra geldi misafirlerimizi ağırlamaya. Evet Arife Hanımcığım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür. Nasıl geçti? Çok iyi geçti. Yetiştirdik. Teşekkür. İnşallah lezzetini de beğenirse arkadaşlarımız. İnşallah. Çok güzel. İnşallah. Mutfakta tatlı tatlı sizleri de andık. Böyle arkamızdan söylenenleri duyduk efendim. Zaten ben de diyorum ki benim kulağım niye çınlıyor? Sizin isminizi söyleyince zaten anlamışsınızdır. Yoksa Arife deyince kulağımdaki çınlama gitti. Evet bugün benim kıyafetime kadar yorum yaptınız ya niye bugün böylesiniz? Hayır öyle demedim. Şeker kız kendi gibi. Tamam, sizi iltifat ettim yani. Hayır farklı görmen neydi yani? Hani normalde daha spor giyiniyordun ya bugün böyle giyinmişsin. Spordan her gün renkli giyinir. Benim günüm yani elbiseli giymem normal değil mi? İşte yani daha sonuçta davet, evime davet. Tamam, ben de o yüzden şeker kız kendi gibi dedim. Şimdi Arife Hanım mutfakta dedi ki sanki diğer iki gün taziyeye gider gibi giyindi dedi. Bugün böyle bir beni ayrı bir güzel buldu dedi. Diğer iki gün güzel değil miydim? Hayır diğer iki gün daha böyle sadeydi yani hani kendi gününde. Düz renklerdi de o yüzden bugün daha böyle karışık renkler ve yani, canlı renkler buna, olduğu için öyle söyledim. Buna bile enerjimi katayım gelince misafir ev sahibi benim ya. Evet. Yo, bence kıyafeti gayet güzel. Çok teşekkür ederim. Yok ben kıyafeti kötü demedim zaten. Zaten Yeliz Hanım da kötü demedi aynen. Öyle yani size hoş geldiği için, hoş gördüğü için söyledi. Yok ben şey olarak söyledim. Sanki önceki günler taziyeye gidiyormuşum da. Yok yine aynen önceki günler gayet güzeldi. Yeliz beğensen suç, beğenmesen yine suç. Hepsi de ama çok kötü olmuşsun canım. Teşekkürler canım. Arife Hanım'a iltifat ediyorum. Onu bile anlamıyor. Gerçekten enteresan bir kadın. Evet, masaya gelelim. Fatma Hanımcığım hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Masayı nasıl buldun Fatma abla? Masayı şık buldum. Güzel. Teşekkür ederim. Sizi de hoş buldum. Çok teşekkürler Fatma Hanım. İki gündür bir sade deniyor. Bu masa sade biraz mi? Daha abartılı geldi ama güzel yani. Neresi abartılı Fatma Hanım? Şunu sermiş, tamam, bir runner'la bir peçetelik mi abartı? Yani çiçek de hoş, biraz hani şey renkler şık, de hoş olmuş. Diyordu ya hani. Şu da siyah da hoşuma gitti, kırmızı peçeteleri de beğendim. Yok Arife Hanım hani sürekli ben şık seviyorum dedi ya. Şıklığı sadece ben de diyorum ki bir runner'la bir peçetelik mi? Mum falan da koyabilirdi tabii. Yani, içi güller serpebilirdiniz. Sadece Duygu Hanım'la benim masam ayrılan evet, runner'ı ve öyle. Bu. Aynen, başka bir şey yok yani. O da sularımız dahi dolmamış. Tamam yani. Düz bir renktense üstüne farklı renkler, tonlarla kullanmak istedim. Tamam doğru Arife Hanım da. Bizim masamızdan farklı bir masa değil yani normal yani bizler gibi yani. Sen çok şık ama ben şu an baktığımda masada en azından tonlar belli oluyor, kendini belli ediyor. Tonlar belli ediyor ama bence tonlar yanlış tonları kullanmışsınız yani özellikle kırmızı peçete. Aynen. Peki Fatma Hanım dediniz ki ben Arife Hanım'dan yaş olarak bir tık daha büyüğüm. Ama ondan daha enerjiyim. Arife Hanım pasif bir yarışmacı. Hayır o söyledi bana yaş olarak sen benden büyüksün dedi. Ben de ondan daha enerjiyim. Arife Hanım mı söyledi size? Söylemediniz mi? Pardon küçüğünü dediniz. Ben niye söyleyip kendi kendime? Bence söyledikleri tekrardan unutuyor galiba. Ben ondan daha enerjiyim. Hayır kahve içerken bana sen dedi herhalde 50 yaşında mısın dediniz. Yok ben öyle bir şey demedim. Kimdi onu diyen? Sen mi? Ben yine başka kuvalarda yüzüyor. Siz şurada otururken. Hayır ben 50 yaşında demedim size. Onu diyen kimdi? Siz... Yok siz dediniz diye hatırlıyorum. Hayır ben demedim. Arife Hanım demedi. Yeliz Hanım dedi. Tam şurada şeyde otururken. Hayır sizin bu arada evinizde. Kötü bir şey dememişsiniz. Sizin evinizde Fatma yanımdaydı değil miydiniz? Problem sabah değil. Siz röportajınızda ben Arife Hanım'da yaş olarak bir tık büyük olmama rağmen ben ondan daha enerjiyim. Yani daha Arife Hanım... Evet. O Duygu Hanım'ın çok enerjik dinlemiyor. Bir anda o yaşı duyunca hayır canım neden ben yaşım büyük söyleyeyim. Duygu Hanım'ın evinde dile getirdiğiniz yanımda otururken kelimelere binaen öyle... Şimdi Duygu Hanım'ın evinde değiliz ama benim evimde mi? Hayır siz dile getirdiğiniz için, o gün söylediğiniz için Ona binaen onun cevabını işte verdim. Peki siz Arife Hanım'a pasif mi buluyorsunuz efendim? Enerjisi yok mu Arife Hanım? Evet evet, pasif. Bence de. Enerjik görmüyorum. Gerçekten öyle görüyorsunuz. Ben sizden kendimi daha enerjik görüyorum. Göreceğiz. Daha hoş görüyorum. Masanızda ve gününüzde göreceğiz o zaman Fatma Hanım. Yani, hayır, siz bana dediniz ya 50 yaşında mısınız zaten. Ben 50 yaşında mısınız demedim. Bu saatten sonra dedim olacak kişi 50-65 yaşındadır sizin adaylarınız dedim. Ya niye? Evet evet öyle. Bana dediniz ki siz 50 yaşındasınız dediniz diye. Hayır hayır. Ama alakasız hayır. Eski İstanbul hanımefendilerini andırıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ancak konuşmalarınız sizi ele veriyor. Ne için? Ne konuda veriyor mesela? Mesela burası bir evlilik programı değil, yemek programı. Konuşmalarınız sizi bu konuda ele veriyor. Ve ilkel buluyorum sizin hitaplarınızı ben şahsıma karşı. Ben sizin söylediklerinizi söylüyorum. Orada konuşuyoruz. Yok, 50-60 yaşında falan gibi. Bakın siz Duygu Hanım'ın sofrasına, kahvesine döndüğünüz için ben de o gün konuyu söylüyorum. Tamam, ben de ona binaen şimdi şu konu açıldığı için. Tamam, siz geriye dönük konuşmasaydınız, takmasaydınız oraya takıntılısınız ama işte bak bu durumda yine. Ama kim olsa takıntılı. Affedersiniz, başka bir platform değil. Burası yemek programı. Lütfen yemek yorumlayıp tamam, yemekleri konuşalım diyorum ben de. Tamam, yemekler gelince konuşacağız. Böyle olursa daha uygun olur diye düşünüyorum. Ki. Devam edelim ama Fatma Hanım sizi çok fazla enerjik görmemiş. O yüzden teşekkür bugün ediyorum. Lütfen enerjini göster. Fatma Hanım'ı ikna et enerjik olduğuna madem ki söylüyorsun. İlkel yorum ne demek Allah aşkına Fatma Hanım? İlkel yorum eski çağlardan kalma, basit, insani değerlerin dışarısında olduğunu düşünüyorum. İlkel yorum yaptığımı düşünmüyorum. Açıkçası Fatma Hanım zaten yorumları genelde çocukluğuna indiği için çok da farklı bir yorum görmedim. Yeliz, sana gelelim. Masa güzel, şık, yani arkadaşların masasından aşağı kalır bir yanı yok. Sadece dediği gibi arkadaşların runner ve ekstradan bir peçetenin altına koymuş. Onun haricinde tuzluk ve karabiberlik de zaten göremedim masada. Arkadaşımın servisi yok mu o tarafta yok. Da? Yok. Arkadaşımın servisi de yok burada. Herhalde buradaki çatal bu arkadaşındı. Onun çok dışında tuz takviyeceğiniz bir şey olarak düşünmemişimdir. Ama en azından ona biz karar verelim. Tabii siz ki. Bulundurun da biz ekleriz eklemeyiz, ona biz karar verelim. Tabii. Öyle yani. Peki Fatma Hanım'ın dediği enerji konusuna sen de katılıyorsun. Az önce enerjik Fatma Hanım'a destek verdin. Evet yani şöyle, ben normal şartlarda 3 gündür Arife Hanım'ı gördüğüm kadarıyla yorumluyorum. Hani normal şartlarda biz konuşunca konuşmaya dahil oluyor. Bazen de hani kendisi bizim lafımıza girmeye çalışıyor ama normal şartlarda hani benim Fatma Hanım'ın ya da Nurten Hanım'ın bir enerjiyi göremedim kendisinde. Sizin enerjikliğiniz de çenenizde zaten. Sanki sizde bizden farklı bir yanınız yok yani, yok, buradan baktığınız zaman. Horon tepmedim tamam, zaten. Tamam, ben de işte horon teptiğin zamanı görürüz o zaman. Evet, inşallah İstersen görürsünüz. Gününde bir horon tepersin, Hı-hı. Biz de izleriz. İnşallah. Sizi de davet edelim baş yemek yorumu yapabiliyor mu Arife Hanım sana göre? Hani dedin ya biz konuşunca konuşuyoruz. Sizden aldıklarıyla mı ilerliyor? Yani şöyle, bana da öyle gibi geliyor. Duygu Hanım'dan ve de Nurten Hanım'dan aldıklarıyla yola çıkarak bence yorum yaptım. Arife, senin yeterince yemek bilgin yok mu? Bu iki masa, Duygu Hanım masasında da Nurten Hanım masasında ben kendi aldığım lezzetle yorum yaptım. Hiçbirinin yorumuna da ihtiyacım yok benim. Yo, ben bizim yorumumuza ihtiyacınız var demedim. Bizden aldığınız kadarıyla yorum yapıyorsunuz. Sizden önce aldığım yorumda da zaten yorumumu yaptım. Ben öyle sezgiledim, onu söylüyorum. Tamam, yani siz kendi yorumunuzu yaparsınız o zaman. Peki Nurten Hanım'a gelelim. Evet Nurten Hanımcığım, masayı kendi masanızla neredeyse aynı buldunuz az önce. Yani ya, ortada bir runner mı, bir peçete mi fark ettiniz? Aynen. Bir de örtü siyah olduğu için, hani runner da beyaz olduğu için tamam dikkat çekiyor. Güzel bir masa. Evet, masası güzel. Teşekkür ederim. Beğendim masanı. Ama ben de diyorum ki çok benim masamda, Duygu Hanım'ın masasında hani ben şık seviyorum, davet masası seviyorum dedi ya. Bize ben de dedim ki davet masası o zaman daha şık, daha güzel masalar olması gerekiyordu. Evet evet. Ben de diyorum ki sadece bizim masamızdan ayıran runner ve peçetelik. Ben ama senden bir daha fazla değil midir? Değil. Tamam, değil. Hani biraz bana daha hareket değil. Katmak. Yok yok. Bana sadece göre değil. De bence hareketliyi sağlamaya çalışmışsınız. Aynen. Ama dediğim gibi o da bir hareketliliktir zaten. Ama renkleri bence dediğim gibi kırmızı peçete hiç uymamış masaya. Yani daha fazla siyah olarak düşünmüşsünüz. Kırmızı elbisemle uydurmuşum. Ama bence çiçeği uydursanız daha güzel ve daha şık olabilirdi. Çiçeği ben senden daha fazla şık bir masa bekliyordum yani. Yine de güzel. Teşekkürler. Bir de benim çatalım, yani servisinde çatalım yok, eksik çatalım. Ha, olabilir, eksiklik olabilir. Tamam, peki bardaklarınızda falan leke var mı? Bir de suların dolu olmasını isterdim ben. Kadir Bey, bardağımda leke yok, görünürde bir şey yok. Öyle olacaktım, çok hareketli. Olabilir. Peki o zaman Duygucuğum, sen de yorumunu yaptın. Evet, yaptım. Bal kabağı çorbamıza geçelim mi? Geçelim. Şu güzeli masaya güzel dememek için 40 takla attılar. Demediler, evet. Yani ne yapsam beğenmedikleri için en azından Fatma Hanım dürüst oldu. Masayı gayet şık buldu. Ama Duygu Hanım'la Nurten Hanım ve Yeliz Hanım'ı da gününde göreceğiz zaten. Benden daha şık bir masa hazırlayacağını düşünmüyorum. Arife'nin kendi fikri yok. Bizden duyduklarını söylüyor denildi. Ben bu konuda, yemek konusunda fikrim olması zaten burada olmazdım. Kesinlikle ben Yeliz'e bu konuda katılmıyorum. Konuşuyor ama sadece konuşuyor. Benim zaten yemediğim bir şey varsa o da bal kabağı, bir de başka bir şey de vardı, ondan sonra. Yani tatlısını bile yemiyorsan çorbası senin için daha da zordur. Oo. Buyurun Fatma Hanım. Teşekkürler. Tam anlamıyla bir bal kabağı. Ben çorbasını hiç içmedim, hiç tadına bakmadım. Çünkü çok fazla hani tatlı yapıldığı için tuzluya çok böyle aram yok gibi. Bilinçaltına hemen bir tatlılık arıyor. Evet, tatlı, aynen. Yani tatlı, normalde kabak tatlısını çok severim. Şimdi Yeliz Hanım hiç kabağı sevmiyormuş. Evet. Onun yorumunu merak ediyorum. Tadı lezzetliyse tabii ki de o şekilde yorum yaparım ama... Bal kabağı sevmeyen birine de ne kadar lezzetli gelir o çorba şimdi, o da var. Yani sevmiyorsun ya bir de. İnşallah sunumun kadar tadıdır. Hadi bakalım, afiyet olsun, buyurun. Bir şey sormak istiyorum. Bunun kıvamı bu şekilde mi oluyor? Bilmiyorum ama çünkü daha önceden yemedim. Size sormak istiyorum. Bu da bildiğiniz bebek maması. Yine oğullarım girecek devreye ama bebek maması kıvamında, çok fazla katı. Üzerindekiler sadece çok lezzetli. Tadı da güzel olmuş. Bir tık biraz tuzu var gibi hissettim ama kıvamı açıkçası bildiğiniz bebek maması. Benim yaptığım oğluma mercimek çorbası gibi, yani hani sade salçasız yaptım mercimek çorbası gibi. O zaman bence bir de bal kabağı çorbası yapmayı deneyin. Yo, onu sadece zaten bunu bu şekilde gördüğüm için çok ya sade mercimek çorbası yapıyorum demedim. Lezzetini nasıl buldunuz? Lezzeti güzel ama bir tık tuzu var. Bir de ayrıyeten mama kıvamında, yani çorba kıvamında değil. Şimdi sebze çorbaları zaten bu daha önce de konuştuk. Bu sebze çorbalarının koyu kıvamı olur. Evet, bir tık koyu olabilir. Evet. Ama normalde sebze çorbaları zaten çok sulu beklemeyin yani. Ama şöyle bu kadar da koyu olmaz yani benim bildiğim. Ya bana göre kıvam, bana göre iyi. Hani bu katılık, sıvılık hani... Bakın dibinde de zaten tortular var, hani fark ettiyseniz zaten çok koyu olmasın. Biraz bal kabağı alın diye yaptım. Zaten çorbanın adı bal kabağı, illa ki alacağız hani bu tortular olmasın. Siz zaten sevmiyor musunuz sanırım bal kabağı, ondan sadece yorum yapmak için yapıyorsunuz. Şöyle bir durum var. Yorum yapmıyorum, tadını lezzetli buldum. Tamam, siz şu anda sizin eleştirilerinizi... Siz şu anda bal kabağı alıyor musunuz çorbada? Ben size almıyorum. Tamam, lezzetini nasıl buldunuz? Tamam, diyorum ki bak lezzeti güzel. Bir tık tuzu var ve de kıvamı biraz bebek maması gibi diyorum değil mi? Puan kırmanızın sebep olabilir mi? Efendim? Puan kırmanızın için sebep olabilir mi? Neden puanı kırmak için sebep yapayım? Kıvamından dolayı. Kıvamı zaten yani ben değil arkadaşlarım da yorum yapsın, ondan sonra konuşuruz. Tamam, benim yorumum bu. Elinize sağlık. Ellerinize sağlık. Çorba yoğunluğu güzel. Ben meyaneli bir çorbaları severim. Krema dökmüşsünüz. Üstündeki kabak kavurmuşsunuz çekirdeğini sanırım. O da hoş bir şey vermiş. Hafif bir tık bir tuz var. Yani bana biraz hitap etti gibi. Afiyet olsun. Kıvamını siz normal buluyor musunuz? Ben normal buldum kıvamını. Peki Yeliz Hanım'ın bebek maması yorumuna ne diyorsunuz? Bakın bu şey sebze çorbası, kabak çorbası. O yüzden hani biraz yoğunluk olabilir. Mesela ben böyle yoğun çorbaları seviyorum. Siz öyle ama ben dediğim gibi biraz koyu olmuş. Geleceğim şimdi. Çorbadan anlamadığınızı düşünüyorum. Çünkü her çorbaya ya çok sulu diyorsunuz ya çok nedense 4 arkadaş dün de bana katılmışsınız. Bugün niye katılmıyorsunuz? Kendi gününüz diye mi? Yok. 2 tane oğlum var. Onlara her gün çorba yaptığım için, doğal olarak onlara mama kıvamında yaptığım için ben de bu şekilde yorumlama yapmak istiyorum. Onlar kabul eder etmez, onlar bilir. Yeliz Hanım'ın tek derdi açık aramaktı. Nereden vurabilirimin derdindeydi. Bu şekilde ilerlemeye çalıştı ama başaramayacak. Nurten Hanım'ın çorbası da evet koyu kıvamdaydı ama onunki, yani Nurten Hanım'ın çorbası daha koyuydu. Akmıyordu kaşıktan. Yok. Sizinki alakası yok. Yani bunun gibi değildi Nurten Hanım. Bu daha koyu. Hayır değil, hayır değil. Bu akabiliyor. Yok. Sizinki biraz daha kalıp öyle akıyordu. Aynı hanımefendiciğim, nasıl akıyor? Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben kesinlikle. Baktım, çok özür dilerim. Gerçek bebek maması Nurten Hanım'ın çorbası mıydı? Ben bebek maması demedim. Ben sadece katı dedim. Hayır, o mesela Yeliz Hanım bebek maması diyor yani. O kendi öyle yorumluyor. Ben öyle yorumlamak istemiyorum. Daha katı mıydı yani Nurten Hanım'ın çorbası? Bir tık daha. Bundan bir tık daha koydu. Yani kaşıktan düşmüyordu. Siz dediniz ki yok. Dün gibi hatırlıyorum. Sadece çok az bir tık, tamam, bir tık sıvı işte olsa dediniz. Evet. Ama şu an çok yoğun diyorsunuz. Hayır, yani. Hayır. Bundan yoğunsa diyorum. Yok. Benim çorbam bundan daha sıvı. Hayır değildi Nurten Hanım. Sizinki kaşığa böyle koyduğum zaman çok, zor çok, düşüyordu. Çok bu çabuk düşüyor. Çok çelişiyorsun yani yorumlarınla. Evet, yani. Hayır çelişmiyorum. Yok bence çelişiyorsun ya da unutuyorsun. Sende de kesinlikle ben 12 eksikliği tabii ki de. Ben söylediğimin hepsinin arkasındayım. Hepsini hatırlıyorum. Hiçbir... Yok, şeyim yok yani. Sadece bir tık tuzu ben de bir tık fazla buldum. Normalde kıvamını ve üstündeki görselini, getiriş şeklini hepsini çok beğendim. Çorbanızı beğendim. Buyurun Nurten Hanım. Elinize sağlık. Afiyet Arife olsun. Hanımcığım. Muskat koydunuz mu? Ben çok alamadım ama. Muskat koydum. Patates, havuç. Patates, havuç da var. Kıvamı çok koyu ama tadı lezzetli. Bir tık aynen daha böyle sıvı olsaymış gerçekten daha güzel olacakmış. Evet, ama ben yani elinize şey olarak sağlık. Bir tık koyu verilebilir. Koyu kişisel hani insanların tercihine göre değişiyor. Evet evet. Bir tık daha böyle sıvı olsaymış peki, daha güzel olacakmış. Olabilir. Ama tadını beğendim. Elinize sağlık. Ama çorbanın gerçekten ben baktığımda kabak çorbası böyle oluyor. Yani birkaç yere baktım. Neyse kıvamı artık tartışmayacağız. Aynen. Nurten Hanım avucunuzda bugün ne yazıyor? Hiçbir şey yazmıyor. Benim yerime bugün Yeliz Hanım yazmış. Siz benden örnek alarak. Siz Nurten Hanım? Siz beni dün ifşa ettiniz ben ya etmedim maalesef. Ben etmedim. Hayır. Yeliz Hanım Fatma Hanım söyledi. Hayır hayır. Efendim? Arife Hanım da var. Yeliz Hanım söyledi. Yok, canlı yayında ben söylemedim. Ben ağzımı bile açmadım. Siz söylediniz ya Nurten Hanım ne yazıyor elinizde diye. Hayır ben söylemedim. Kadir Bey'le ondan sonra konuşmaya geçti. Hayır. Neyse ben benim eksik tamam. Çok özür dilerim. Bugün siz dün unutmadığınızda bugün mü unutacaksınız? Hayır öyle değil. Şimdi ben Kadir Bey. Canım benim bir saniye. Demek örnek alınacak birisiyim. Şimdi ben masada başkalarının yorumlarını örnek alıyormuş ya oradan yürüyor ya bana. Demek ki kendisi örnek alıyor ki bak kendini ele verdi. Dün dediğinde siz de vardınız yanında Nurten Hanım. Yeliz Hanım'ın izah etsin eline ne yazdığını. Müsaade ederlerse buyurun. Final. Şimdi ben size bir şey söylüyorum Kadir Bey. Normal şartlarda bal kabağını daha önceden yemediğim için, içeriğini de bilmediğim için içeriğine ne koymuş ne koymamış hani onların not aldım. Tamam ne ama koymuş. Ama koymuş. Ne var ne yazıyor elinde? Bir ya öyle yazıyor işte sildim zaten çıkmadı. Bir göster bir okuyabilir miyim? Göstermek istemiyorum. Dün Nurten Hanım elini okutacak. Elfana bakmayacak hoş. Bence de. Krema var mı? Yok Kadir Bey. Ben bakmanızı istiyorum ama. Ben bakmanızı istiyorum elinize. Çünkü ben gösterdim yazdım. Ama o sizsiniz. Sizin isminiz Nurten benimki Yeliz. Ben göstermek zorunda değilim canım. Ama siz beni ifşa ettiniz ya. Ya ben hala üstüne basa basa söylüyorum. Ben etmedim. Hayır. Arife Hanım siz de vardınız yani. Şahit göstermeyin bana söyleyin. Siz söylediniz. Lütfen kendinize güvenin. Tamam. Ara sıcaklığı emeğinize sağlık hanımefendi. Afiyet olsun. Yani altında başka bir şey aramıyorum. Çorbanın malzemelerini yazdım düşünüyorum. Duyan da çok bir mataf yaptı sancak. Yeliz Hanım benden örnek alıyor ve kopya çekiyor. Benim gibi olmaya çalışıyor ama asla olamaz. Kendisi sürekli kameraya böyle böyle yaptı ilgi çekmek için. Ben onu bile yapmadım. Kendisi beni ifşa etti. Ya ne yazıyor Allah'ını seversen. Bak kabak çorbası yazmış. Çevirilmiş okunmuyor. Çok özür dilerim. Bir çevir tatlı cevizle ama bağırıyorsun uzman duyuyor. Lütfen kısık konuşalım. Devlet sırrı mı bu? Tamam sessizce söyleyeceğim. Söylemeyeceğim ona. Tatlı için cevizle pekmez ama yazmış. Ama duyuyor yine. Tamam dur. 80 milyon izleyeceğiz. Sanki kasa şifresi. Telepatiye olayın dumanlama haberleşecek duyacak tabii. Bu nece urartıcı mı ne bu? İşte kesin. Benim anladığım dilden kısık küçük harflerle yazdım. Vallahi Nurten Hanım'ınki okunuyor bu okumuyor. Nurten Hanım'ınki herhalde gözlerinde bir problem oldu. Aynen var. Daha fazla büyük yazmış. Tatlı yazmış cevizle pekmez yazmış. Ha sunumundan bahsettim. Onun üstündeki ne yazıyor? Bakayım. Çilekli elmalı acaba? Ekşili elmalı. Koyacak mı diye tat gelecek. Ekşi elma koyacak hayır, mı diye. Hayır tadını alabilecek miyim alamayacak mıyım diye. Bunu mu yazdın eline? Zaten menüde ekşi elmalı kereviz yazıyor. Otomatikman sunarken ekşi alamayacak kadar damak tadını yok. Damak tadım var da kuzum hani acaba... Şeyden kerevizin tadından belki o gelecek. Ha, hani o gelecek ama mi? Kerevizin tadından zaten ekşi elmayı ayırt edebilirsin zaten. Edemem canım. Gelir hani. Neden? Kereviz biraz daha acımsı. Tamam ben böyle yaptım. Elmada ekşi evet, ya hani. Kereviz evet bastırır zaten o elmayı ama ekşilik gelir zaten. Fatma Hanım az önce de hanımefendi için dedi ki ev sahibi için ilkel davranışa katılıyor musunuz Fatma Hanım'a? Yok yani ben katılmıyorum. Hanım'da ilkel davranış var mı? Yok yok ben katılmıyorum. Öyle ilkel bir davranışı yok ama... Dedi ki İstanbul hanımefendisi gibi duruyorsunuz evet, ama kendinizi ele veriyorsunuz. Söylediğinle çatıştı bence Fatma Hanım. Neden? Ne demek hem istediğini İstanbul... bir dinleyelim. Ama bak dediniz ki Fatma Hanım ay dedi İstanbul hanımefendisi gibi duruyorsunuz arkasından çok ilkel. Hayır yani öyle demedim ya hayır. Ne dediniz? Siz kelimeyi kaçırdınız. Ne dediniz? Dedim ki çok İstanbul hanımefendisi gibi duruyorsunuz dedim. Evet. Ancak Ancak, kelimeleriniz size ele veriyor dedi. Ancak kelimeleriniz size evet, ele veriyor dedi. İlkel kelimesini kullanmadı. Sonra neden dolayı ele veriyor dedi. Ben de sizi ilkel buluyorum. Burası evlenme programı değil, yemek programıdır. Ona göre dedim, konuşun dedim. Konuşmalarınızı ilkel buluyorum. Çünkü Türkiye'de %100 insanların hepsi evli değil. Kendi bizatihi etrafında da bekar insanlar vardır. Bu şekildeki konuşmaları gerçekten ben ilkel buluyorum. Yani saygı çerçevesinde bulmuyorum. Saygı çok önemli. Ay, ilkel bulduğunuz kısım nedir mesela? Yani bu yaşla alakalı söylediğim... Yaş değil, yaşla alakalı. İnsanların yaşı, dış görüntüsü, kilosu vardır tarzındaki hitaplar... Peki bekarlığı bir kusur olarak görüyor musunuz yani? Hayır, ilkel buluyorum. Kusur değil. Bunun neden dile getirildiğine de dair ben rahatsızlığım. O da sizi samimi görmüştür bence. Beni samimi görmezsin. Öyle konuşmalar zaten her şey gibi. Yani ilk günden beri zaten bu şekilde buna takıldığı için... Hani ben burada bir saniye geldiğim günden beri hiç kimsenin ailevi mevzularına... Hayır, ben iyi yönde söylemiştim. Kötü anlamda söylemedim. Konuştum mu? Ya da dış görüntü. Konuşun Fatma. Ya da medeni haliniz. Yani. Sadece yemek mi yorumladım? Ya da medeni hali işte. Hiçbir şey dedim mi? Yani insanları incitici, üzücü. Hiç kimse yani konuşmak... bu şekildeki şeyler yakışmıyor. Burası yemek programı. Yemeğimizi yorumlayalım. Fatma Hanım, evet. O gün hani bir evlilik konusu geçti ya. Bunun için öyle. Evlilik programları hanımefendi ayırt edememiş. Hayır. O gün... Evlilik programı ayrı çok bir şey. Çok özür dilerim. Hayır o gün... Bunun için başka yerlere gidecek. O gün bunun bir sohbeti edildi ya. Siz hani dediniz ya işte... Ettik diye bu kadar 3-4 gün boyunca da böyle... Oradan galiba bir yol almış. İşte Fatma Hanım da bunu sevmiyor. Devam etmesini istemiyor. Bu beni rahatsız etmedi de. Dile getirdiniz zaten yani, kendisine. Biraz daha devam ederse rahatsız edecek artık. Hayır yani, biraz daha devam edemez artık. Ben ona söyleyeceğim. Şey onu takıntı haline getirdi. Sürekli söylüyor. Hayır ben söyleyeceğimi söyledim. Daha bunun üzerine de yani. Onu hani hep denilenleri takıntı haline getiriyorsunuz ya o yüzden. Yani çok fazla kötü size göre söylememiş olabilir ama benim şahsıma hitaben söylediği şeyler beni rahatsız etmiş olabilir. Yok çok fazla alınmayın bence. Yani o da kendi çapında bir şeyler... O kadar konuşmayı biliyor demek ki hanımefendi. Takıntı haline getirmeyin o kadar yani. Bence takıntı, bakın aynı şeyi dilinize pelesenk etmişsiniz. Yok alakası yok. Takıntı alınmadım. Bir kere bahsetmek ayrı, defalarca diline pelesenk etmek ayrı. Takıntı. Ama sürekli aynı şeyleri tekrar ediyorsunuz ya o yüzden. Benim bir saniye Arife Hanım benim nasıl bir karakterde olduğumu, nasıl bir yapıda olduğumu, insanlara saygılı mıyım, saygısız mıyım, ne gibi hobilerim var bunları sorabilirsiniz bana. Tabii geldiğimde soracağım. Yani hiç benimle ilgili fikriniz yok ancak konuşuyor yani. Ben bu da beni ilkel buluyorum dedim bu şekilde basit açıklamalar. Sizi önce bir araştırsın sadece oraya odaklanmasın. Yani bana bir sormuyor ki şiir sever misiniz? Yani ne gibi şeylerden zevk alırsınız? Güzel şeyler konuşup insanları incitmeyebiliriz. Merak etmiyor ki ancak bir şeye takılmış. Mesela ben söyleyeyim şiir seviyor musunuz? Severim. Yazıyor musunuz yoksa ezberliyor musunuz? Sevdiğim dostlarım olursa seslendiriyorum ama şimdi var mı böyle söyleyebileceğiniz bize madem böyle bir güzel yeteneğiniz var. Şimdi benim çok güzel böyle bir evet teşekkür ederim. Yeteneğim var. Yetenekle buluyorum ama burada bu platformda bu şekilde seslendiremem şiir. Bu arada arkadaşların yanında çekindim durmadan dillerine doladıklarında yorum yaptıkları için okumak istemedim. Layık da görmedim ama isterseniz sizin için burada güzel bir şiir seslendirebilirim. Şiirime başlıyorum. Necip Fazıl Kısakürek'ten Ayrılık Vakti isimli şiiri seslendiriyorum. Akşamı getiren sesleri dinle, dinle de gönlümü alıver gitsin. Saçlarımdan tutup kor gözlerine, yaşlı gözlerime dalıver gitsin. Güneşle köye in, beni bırak da, küçüle küçüle kaybol Irak'ta. Bu yolu dönerken arkana bak da, köşede bir lahza kalıver gitsin. Ümidim yılların seline düştü, saçının en titrek teline düştü. Kuru bir yaprak gibi eline düştü. İstersen rüzgarlara salıver gitsin. Kadir Bey özür dilerim ama... Ne oldu söyle? Zehirlendim. Yok. İçinde ceviz var galiba. Cevizin kabuğu geldi. Ha, cevizin kabuğu geldi. İçinde onun cevizi yok. Ama üstünde... Burada ceviz yok. Ceviz yok, şeyden yok. Bahsediyor. Bak, kabuğu da var şurada. Şeyden... Yok, salatada ceviz da... yok. Ha, ceviz kabuğu var ya, şey, burada şu an zarı var ama. Kabuğu sen mi yuttun? Yutuyorum galiba şu an. Ama ceviz de kırmadık ki biz orada. Bilmiyorum ki, o ara salataya döküyordun ya ama o azlık bu yoktu orada. Kabuklu değildi. Bayağı büyük bir ceviz kabuğu galiba. Katır, yok, katır. Büyük değil de hatta ceviz kabuğu da değil Kadir Bey. Ne? Elma çekirdeği ya. Yok, şöyle göstereyim mi Kadir Bey? Dur gösterme. Şöyle anladım size. Ha, elma çekirdeği. Değil Kadir Bey, başka bir şey. Elma çekirdeği de başka cisim. Bir şey olamaz yani. Cisim mi? Evet. Cam mı? Yok, bir şey. Cisim ya. Bir şeyin parçası. Evet. Allah Allah. Elma çekirdeği yani olmaz. Şöyle plastik bir parça. Evet. Hani böyle bir robotun kenarı olur ya, bir blenderın ağzı olur, bir şey. Sağlıksız buldum, yemeğim. Ya isterseniz bilmiyorum, Arife Hanım da bilmiyor Kadir Bey. Çok duymam yani. Ama orada olma ihtimali yok yani mutfakta. Yani Kadir Bey'e gösterdim yani. Servis esnasında mı acaba bir şey düştü? Çünkü yok, hiçbir şey yok yaparken de yoktu. Temiz. Çünkü içinden çıktı. Yani çatalımız var. Evet. Bu yoğuruldu, hepsini ağzı jelatinle örtüldü. Evet. Hepsini aynı yerde mi karıştırdınız? Yemeyin bari. Nasıl derken? Aynı tadına baktım yani da yani. Aynı değil mi? Yani aynı tabakta hepsi. Bir parça benden bir şey de çıkarsa işte. Şimdi. Bir parça bir şey de insan hayatını tehlikeye atıyor. Dişleriniz kırılmasın Fatma Hanımcığım, dikkat edin. Dişlerim sağlam sayılır ama. Vücudumda plastik istemem. Kimse kusura bakmasın. Olsun. Şu yine de siz dikkatli. Taş kaya parçası çıkmadı. Sadece küçük bir cisim çıktı. Duygu Hanım da gösterdi. Olabilir yani ama orada belki zaten... bir şey mi dövdü? Yani ama Kadir Bey de biliyor, streçle çekmiştik üstünü yani zaten. Yani Kadir Bey de kapalıydı. Gördü. Hani olabilecek bir cisim değil ama içinde yani. Olmaması gereken. Evet. Aynen açık öyle. Konuşun, ne var ben de anlamadım çünkü. Plastik bir cisim çıktı içinden, öyle diyeyim. Plastik bir parça var yani. Diyor. Ya bu blenderdan geçecek bir şey de değil çünkü. Hayır değil. Ya belki mutfakta üstüne... sunum esnasında bir şeyin üstünden düşmüş olabilir. Her şey olabilir evet. Tabii mutfak kazası. Hadi ama... üstünde kenarında olabilir ama içine böyle alıp da yemesiyle. Bu yapılır evet. Yapılmaz portakalın içine konulmadı. Önce bir yoğurdu, evet. Bir jelatinledi, kenara koydu. Sonra sunum esnasında koydu. Evet. İşte ben diyorum ki sunum esnasında olmuş ama işte olabilir. Karıştırdığı zaman o tasta kalmış ya, o arada. Olabilir Duygu Hanım. Şimdi gösterdiniz, hani çıkan bir şey göster. Ben şimdi bunun için bir yorum yapamam yani. Hani bu da çıkmamıştır, olmamıştır, yapmadım yani. Demeyeyim. Olabilir. Kereviz salatasının içinden çıkan cisimden dolayı tabii ki de işlem kaçtı. Çünkü ben kereviz salatasını çok severdim. Severim yani. Yemek isterdim, bitirmek isterdim ama maalesef. İsmi neydi yemeğimizin? Onu da söyleyeyim. Servis sırasında konuşmadık. Portakal çanağında ekşi elmalı kereviz salatası. Şimdi... Tokat yöresine ait iç baklalı dolma. Dolmanız çok lezzetli olmuş. Yani güzel yorumlarda yapabiliyorum. Değil mi? Yok, ben yapmıyorsunuz demiyorum. Size önyargı ben çorba konusunda öyleyim. Çok fazla. Bir yorumunu bir yap, evet, bir dinleyelim aynen. Ondan sonra buyurun. Dolmanız güzel olmuş. İç harcını beğendim. Ama sanki hani hepsi aynı tencerede pişmiş olabilir ama birazı kıtır, birazı pişmiş. Ama benim iki yediğimin bir tanesi pişmiş güzel. Bir tanesinde hafif bir kıtırlık vardı. Üstündeki olmuş olabilir. Aynen belki de ama lezzeti, iç harcı falan çok lezzetliydi. Buna da ekşili demişsiniz ya salataya. Ekşili elmalı dedim. Elma tadını alıyorsunuz ama ekşili elmalı. Elmanın çekirdeklerini de aldık içinden. Elma çekirdeği değildi Fatma Hanım. Hayır. Fatma Hanım'a da o çıktı da o yüzden. Gösterdin. Ayrıca bence de çekirdekler çıktı. Çekirdeğini de yersin, bir şey olmaz. Bence işte katarken keşke baksaydınız, karıştırdınız mı demek istediğimde oydu. Hani görülebilirdi hani bunu, demek istedim. Evet, karıştırırken en azından bu portakal kabuğunun içine koyarken içinde ne var ne yok hani bu beyaz ya. Elmada, kerevizde görebilirsiniz. Siz kendi yorumunuzda söyleseniz daha güzel olurdu aslında. Olsun, söylemek Yeliz Hanım'a bir aynen. Fırsat verelim. Evet. Seviyor onları öyle aralarında konuşmayı. Aynen. Buyurun. İşte yani şu şekilde söyleyeyim. Bunu da biraz hafif bir ekşilik beklerdim. Çünkü ekşi elma demişsiniz ya. Ne katabilirdim mesela ekşilik için? Ya hani çok fazla kereviz çok yoğun olduğu için ekşili elmanın tadını öldürmüş açıkçası. Rendelediği için alamamışsınız. Doğrasaydı küp hani... ondan hissederdim. Ama kereviz salatası genelde bu şekilde yapılmaz mı? Rendelenmez mi? Onun için hissedememiş elmalar. Zaten evet hani sanırım. Normal şartlarda kerevizi daha az tutup çünkü ön planda olan ekşili elma zaten ya. Zaten bir tane kerevizi 6 kişiye çıkardım. Ha anladım. Yani şöyle söyleyeyim, alamadığım için ama lezzeti kıvamı yerine sadece tuzsuz. Tuz afiyet yok. Olsun. Peki afiyet olsun. Afiyet evet Nurten Hanım. Elinize sağlık. Afiyet ben olsun. Dolmanızın şekli normal bildiğimiz yaprak sarması olmuş. Ben tadı hiç hoşuma gitmedi. Beğenmedim. Bir de bunlar yöresel... muska şeklinde oluyor değil. Normalde. Yok. Baktıklarımın hepsi... Şimdi... Benim de Tokatlı arkadaşım var. Hep böyle muska şeklinde yapılıyor. Ona biraz daha şöyle büyük. Bu normal bizim evde annelerimizin, ablalarımızın sardığı bulgurla normal sarma. Yaprağın pişmemiş, bir de çok damarlı. Bak yiyemedim, burada duruyor. Tadını beğenmedim. Salatan da biraz tuzsuz ama çok yenilebilir tat. Tadını neden be Arifeciğim, bunları sorsana, tadını neden beğenmemiş? Kadir Bey. Salataya geçmeden dolmayı soralım şimdi. Tamam. Yaprak damarlı şimdi, dediniz okey. Evet, dolmanın içini kendim Tokat'tan getirdim. Reyhan koydunuz mu? Koydum. Ben çok fazla bir tat alamadım ya. İçi beğenemedim. Ben beğendim. Bayan da zaten Arife Hanım da damarlarını çıkartamaz. Şimdi yöresel bir yemek zaten olduğu için beğenmemiş olabilirsiniz. O muska konusunda dediğinizde her bizim ilçelere göre değişiyor sarma şekli. Ben Niksar'da biz bu şekilde sarıyoruz. Ama mesela Tokat merkez tarafında ki. Tokat'tayız şimdi, ama Tokat'ın bir köyündeyiz biz. Tokat biz sürekli yöresi. Böyle. Ben şimdi köyündeyiz demiyorum bakın Nurten Hanım. Deseydin ama bak sürekli benim dediğim Tokat gibi çıkıyor. Tokat yöresine ait dedim. Ben şimdi sarma şeklini anlatmadım burada. Şimdi o yöre içinde herkes farklı sarabiliyor. İlçeler arasında bile bu değişebiliyor. Merkezde daha böyle küp küp sararlar, daha yuvarlak sararlar. Niksar nerede? Diğer muskada. Tokat yöresi olmuyor mu Niksar? Hayır, sonuçta Niksar Tokat'a ait değil mi? Hayır, yöre olarak. Hani Nurten Hanım dedi ya, Tokat yöresi dedin diye. Evet. Niksar Tokat yöresi değil mi? Yöresi yani. Başka bir yer. Arka söyledim, şeklini falan söylemedim Kadir Bey. Ya da arka mahallesi bir yer. Tokat'a evet, girme demek. Mahallesinde oturuyoruz. Ha, olabilir kesinlikle. Ama normal şartlarda bunu ben de muska şeklinde beklerdim. Bir de çünkü o bu şekilde tabakta beklemezdim ben. Sözümü kesmezsen sevinirim Yeliz Hanımcığım. Aşkım sözüm bitti diye girdim zaten. Yok bitmedi daha. Tamam, biraz daha pasta tabağında beklerdim. En azından çukur değil de bu da yanında daha şık durabilirdi. Ben sunumda da hiç zaten şey olmadı. Zaten şöyle çok büyük bir tabak olmadığı için yani çok da derin de değil. Ben o yüzden bana göre derin. Istedim. Salatam güzel. Ama tuzsuz ama yenilebilir tatlı. Sadece salatanı beğendim. Teşekkür ederim. Geleceğim. Ben hepinizle geleceğim. Şimdi Nurten Hanım dolmanın içini beğenmedim dedi ama ben neden beğenmediğini anladım. Sen anladın mı? Sen zaten verdiğin yorumlarda ben tatmin olamadım yani Kadir Bey. Yani yorumu siz yaptınız Arife Hanım. Hayır. Şimdi yöresel bir yemek olduğu için beğenmemiş olabilirsiniz dedim. Ama şimdi yaprağını damarını demeniz yok şeklini çok bahane bulmak bence doğru değil. Bahane değil. Sen normalde ben bunu evde sardım. Normal yaprak sarması yani. Şimdi peki bir şey söyleyeceğim. Her gün bunu, yani siz bundan sarıyor musunuz? Yani baklava oturup dolmalar sarıyor musunuz? Ben çocuklarıma sarıyorum yaprak sarması. Bak bir çocuk konusu daha ya. Sadece baklalı diyor. Baklalı diyor. Ben de diyorum ki işte sadece içinde bakla yok. Şu ama şimdi seni tek ayırt eden baklava da normal yaprak sarmasından. Şimdi o, ama şeklini vermen gerekiyordu. Yaprakları ayırmanız falan hiç hoş değil. Emin olun Tokat yaprağıyla gayet de lezzetli. Ama, damarlı yemedim, ne yapsaydım geri mi çıkarsaydım? Valla ben bu zamana kadar hiçbir zaman Tokat yaprağını... Valla ben yemiyorum, yutamıyorum da. Ama siz yemek için açmadınız ki. Direkt aldınız, parçaladınız, baktınız. Yok, şunlar damarsızdır belki. Onlardan yemeyi deneyin. Yok, o benim zevkim ya, hani benim ağız tadım, benim damak zevkim ya. Bu yaprağı şu şekilde yaptığınız zaman zaten bakın. Gayet lokum gibi açılıyor. Olabilir. Benim yapraklarım damarlı. Ben beğenmedim. Şeklinden de beğenmedim. Ben bunu Tokat yöresine ait ben kabul etmiyorum bunu şeklinden dolayı. Peki lezzetini mi önemli sizin için, şekli mi? Lezzeti de. Lezzetini de beğenmedim. Baharatlı. Şeklini dediğim gibi yöresel olduğu için belki sevmemiş olabilirsiniz. Yöresel olarak diyorsun ya, o zaman şeklini de yöresel olarak yapabilirdin. Köyde durma. Hayır ben bu köyle alakası yok. Ben şu an bahsettiğim yer zaten ilçeden bahsediyorum. Ama siz ilçe demediniz. Tokat yöresine ait dediniz ya. Biz de o şekilde baktık. İnternetten lütfen şekline bakalım. Muska şeklinde görünüyor. Bakın yöresel bir yemek yapıyorsam hakkını verecektin ama asla vermedim. Ben onu yöresel bir baklalı yaprak sarması olarak asla kabul etmiyorum. Nurten Hanım sarma konusunda gereksiz iddialaştı. Zaten yaprak konusunda da yok damarlı falan diyerekten gitti ve hiç yemeğe niyeti olmayaraktan zaten oturdu direkten bakmaya başladı. Kesinlikle Tokatlı biri olmadığı için bu, anlamadığını düşünüyorum. Ben şuna şaşırdım şimdi. Yani. Ben bunu kabul etmiyorum. Nurten Hanım Tokatlı olan benim bu arada. Tamam olabilir sensin ama o zaman nasıl yapıldığını da ben biliyorum. Şey söyleyeceğim. Duygu Hanım'ın dünkü menüsüne yine dönüyorum. Nasıl tavuğunun, pardon etinin içinde yok neydi ismi? Roquefort peyniri. Aynen evet. Peynirsiz olmaz. Duygu Hanım masasında konuşmayalım burada ama olmaz diyoruz. Şimdi bir şey diyeceğim. Arkadaşlar öyle bir şey olmaz. Sakin. Arkadaşlar şimdi Duygu Hanım'ın yöresel bir yemeği değildi o. O yabancı bir yemekti. Ama şimdi Arife Hanım diyor ki Tokatlı olan benim. Tokat yöresini temsilen demek istiyor arkadaşlar. Tokatlı olan benim diyor. Siz bana bu dolmayı öğretiyorsunuz şu anda. Yok Kadir Beyciğim tamam Tokatlı. Benim de Tokatlı arkadaşım var. Bunu sürekli muska şeklinde yapıyor. Ben de diyorum ki muska şeklinde değil. Yaprakların damarlı, tat alamadım. Normal benim evde sardım. Yaprak sarması. Çok sert buldunuz mu damağında? Şimdi ben yorum yapabilir miyim? Ben beğenmedim yani. Tamam, teşekkür ederim. Bana hitap etmedi. Böyle eskiden hani böyle yaşlı, affedersiniz teyzelerin hani bir bulgur doldururlar ya içine gibi. Bir şey oldum yani, bir bana bir zevk vermedi. Baharatı falan yok içinde gibi geldi. Yine katlama şeklini de aynen öyle ben de internetten araştırdım. Şimdi tokatlı olmadığını işte onlar kaynaklanıyor. Bu şekilde normalde sarılmaz diyorlar ama kalın şekilde o şekilde sarılır gibi. Şimdi bunun adabı budur diye ben izledim. Adabını öğrenmek için Tokat'a gitmeniz lazım. Hayır, orada videoda izledim. Ama tabii ki doğrudur. Çok pardon. Yanlıştır bilemiyorum. Baktığınız videoda etli mi sarıyorlardı, sadece bulgur ve baklayla mı sarıyorlardı? Yok, baklalı diyor. Baklalı olan. Evet. Ya baklayla mı sarıyorlardı? Çünkü baklayla sarıldığı için bu şekilde kalın sarılması gerekiyor diyor. Şekli üçgen miydi yani? Evet, üçgende. Evet, üçgen. Hepsi üçgen. Ve baharat yok hanımefendi. Ama burada da tuz falan az, aynen dediğiniz gibi. İçerisindeki çıkan şeyden dolayı ben irite oldum, bitiremeyeceğim. Ama emeğinize sağlık. Afiyet olsun. Çabalamışsınız. Peki tadına baktınız mı? Yani yorum yapabilecek kadar. Tabii ki yedim, 2-3 kaşık yedim. Yedikten sonra söyledi ya. Neyse, tadını aldıysa sıkıntı değil. Yoksa yiyemezdim yani. Çünkü hani vücuduma zararlı bir madde mi, zararsız mı bilemiyorum. Kadir Bey, bir şey söyleyebilir miyim Duygu Hanım'a gelmeden? Civa dökülmedi, kapatma abla, içine plastik küçük parça kattın. Plastik yani, o ne olur vücutta? Yutmayız herhalde. Bak, çıkarttı. Ama çıkarttı ya, biz görmeden yersek. Ay, şans eseri. Tabii ki o da istemezdi ama yani bir kaza yaşanmış. Vücudumuzda erirse ne olur? Fatma, bu hayatımızın alanında olabilecek şeyler yani. Tamam, gördük, aldık, görmeseydik. Mesela ama hani öyle bir şey görünce siz olsanız devam eder miydiniz hanımefendi? Tamam, ben de görsem aynı Duygu Hanım gibi bu çıktı derdim, gösterirdim. Ve devam eder miydiniz tabağınızı yemeye? Şimdi o çok çıkan şeye bağlı. Tamam, yememiş olabilir. Herkesin tiksinme şekli farklıdır. Yani ben irite olduğum için. Tamam, çok özür dilerim. Size zahmet verdim. Doldurayım ben. Teşekkür ederim. Duygu Hanım'ın tabağında plastik çıktı. Arkadaşın tabağında başka bir şey çıktı. Yani vücudumda plastik istemem. Kimse kusura bakmasın. Ben ilk önce dolmadan başlamak istiyorum. Dolmanın için normalde benim de gördüğüm gibi hani böyle, ama dolma dediğiniz için bence yanlış bir ibare kullanmışsınız. Çünkü bu doldurulan bir şey değil ya. Sarma ya. Onu biz kendimiz de konuştuk. Dediğim gibi gerçekten Tokat'ta bu dolma diye geçiyor. Hani ama evet işte biber hani doldurmalarına falan dolma denilir ama hani yöreselde ben şimdi sarma desem bütün Tokatlar bunun adı sarma mı derler. Ama dolma deniliyor. Dolma aynen. Ve dolma olma böyle doldurması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Düğünlerimizde özellikle isterler. Düğünlerde böyle mi sarıyorlar? Evet, böyle sarıyorlar. Hayır. Evet. Tamam, ben devam edebilir miyim? Düğüne geldiniz. Canım, Tokat'ta düğüne gelmedim. Devam edebilir miyim? Yok, bana soru soracağım. Nasıl yorum yapıyorsunuz? Efendim? Nasıl yorum yapıyorsunuz? Baktığımız göre araştırıyoruz değil mi? Mesela ben kabak çorbasını daha önceden içmedim. Tamam, o zaman gerçekten mi? Canım, cevap veriyorum, vereyim mi istersen? Kaçmıyor program burada. Hayır, sıra Duygu Hanım'da ya, o yüzden. Ama bana cevap Duygu Hanım yorum yapıyor ya, o yüzden. Tamam, buyur. Siz devam edin. İçinde evet baklaları var, dışında da var baklaları ama ben bunda bir ağır koku, yani ilk önce bir geldi bana, neden bilmiyorum. Bunun dibine et, kemikli et gibi bir şey mi koydunuz ya da yağından dolayı mı? Normalde kemikli etle yapılır ama o şekilde yapılır. Baklanın kokusu olabilir mi? Baklanın belki ben iç bakla açıkçası çok hani yediğim bir şey değil. Belki onun kokusu olabilir. Hani ilk kokladığımda hani bir baktığımda böyle hani yerken o kadar hani gelmiyor olabilir ama yedikçe geliyor ve kokusunu hani alıyorsun. Tabak ilk geldi önüme, kokusunu aldım zaten. Bunda da yani bu yorumum bu kadar dolma için. Yani dolma olmadığını söylüyorum. Pek beğenemedim açıkçası yani. Afiyet olsun. Yani yumuşaklığı vesairesi güzel, içi pişmesi güzel ama tadı olarak bana hitap etmedi, öyle söyleyeyim. Yani ben evde yapıp yemem, öyle söyleyeyim. Hani merak edip. Şimdi zaten onu Tokatlar yiyor zaten. Hayır. Ben de şöyle gibi, hani bir yerde görüp aa bu nasıl bir şeymiş, hani yapayım da yiyeyim, tadına bakayım demem. Onu söylüyorum. Doğru. Salatanıza geleyim. Salatanıza da ben yani arkadaşlara biraz katılmak zorundayım. Ekşi elma tadı ben de almadım. Bir de sizden içinde portakal sıktınız mı içine bunu? Yok. İçi portakallı demedim zaten. Portakal çanağında. Tamam, onu anladım. Portakal yatağında zaten ama portakal çanağında zaten şu an bu. Tamam. Yatak olduğu zaman dilim şeklinde oluyor. Tamam. Dilim, portakal dilim haline getirip bunu onun üstüne koyuyorsunuz. Tamam, normalde öyle olması gerekiyor. Portakal çanağında dedim zaten menümde. Onlar yanlış anlatmış olabilir, öyle söylemiştir hanımefendi. Ama ben tadını alamam. Yani biraz içine portakal sıksaydınız eğer ama içine... ben o şekli tercih etmedim. Menümde zaten bu şekilde. Ekşilik alırdık, onu demeye çalışıyorum. Yani... Ekşilik alabilmek için limon ekşi olarak lazım. Söyledim. Ekşili demedim zaten. Tamam. Ekşi işte elma da ekşi değil. Duygu Hanım, bunun için siz ekşi elmanı alamıyor musunuz hiç tadına? Ben tadına ekşi olarak almıyorum. Yani biraz... için algılanmıyor. Bakın şöyle zaten şu an yerken kerevizden daha çok... Elma geliyor ağza zaten. Bak şöyle söylüyorum, elma tadı geliyor ama ekşi elma tadı gelmiyor. Evet, normal elma. Onu elma yani, biraz tatlımsı ama kalmış. Hayır, aynen normalde. Yeşil elma kullanılır. Bu mevsimdeki demek ki bu oluyormuş. Peki ana yemeğe geçelim efendim. Evet, kaşarlı bonfile sarma. Emeğinize sağlık. Yanında patates püresi ve salata geliyor. Buyurun. Emeğinize sağlık yine de. Yöresel bir yemek yapıyorsan hakkını verecektin ama asla vermedim. Ben onu yöresel bir baklalı yaprak sarması olarak asla kabul etmiyorum. Arife Hanım, siz mi tokatlısınız, onlar mı tokatlı? Bence herhalde onlar tokatlıydı, ben bilmiyordum. Asıl ben memleketlimin ne yaptığını biliyorum ama Yeliz Hanım en azından bu sefer adaletli bir yorum yaptı. Ama Nurten Hanım'la Duygu Hanım'a katılmıyorum. Yani çok ağır kokuyormuş, ben ona inanmıyorum. Ayrıca... Baklavanın o kadar ağır bir tadı da yok zaten. Et denecek kadar ağır bir tadı yok. Sarmanın şeklini ne kadar çok takıldılar. İşte görmedikleri için onları bu sene götüreceğim, göstereceğim Tokat'ta. Hanımefendi, sakin kalmaya çalışıyorsunuz ama gittikçe de sinirleniyorsunuz. Sinirleniyorum, evet. Çünkü o kadar saçma sapan yorumlar yapıyorlar ki anlamadıkları bir şey diyorum yapıyorlar. Ve sürekli Yeliz Hanım'ın bana kalkıp da başkasının yorumlarını çalıyorsun, alıyorsun diyerek konuşup da kendisinin de aynı şeyi yapması hiç hoş değil. Servis biraz gecikti sanki bu sefer. Çorbaya nazaran. Seslerin Arife Hanım'a. Bir patates püresiyle sarma. Arife Hanım sarıyor acaba. Servisin geciktiğini söylüyorlar evet. Ama geciktiğinizi düşünüyor musunuz? Neyle uğraşıyorsunuz içeride? Sunumu hazırlıyorduk. Bakacağız bakalım. Dün Duygu Hanım'ın et ve patates püresi için soğuk dermişti. Evet, teşekkür ederim. Bugün Nurten Hanım, bugün Arife Hanım kendine ders çıkarmış bunlardan. Sunumu beğendiniz mi Nurten Hanım? Çok beğenemedim Kadir Bey ya. Niye? Çünkü birbirine geçmiş. Bonfilenin sarmanın yağı mı suyu mu diyeyim artık bilemedim de. Patates püresiyle içine olmuş ya. Çok hoşuma gitmedi. Eti sarma diye bahsediyorum. Bonfile sarma dedim. Peki tadına bakın buyurun. Sarma dedim ne? Dolma mı? Hayır, bonfile dediğinizi duymadım, sarmanın dediniz. Yani ilk keşke bir dinleyip de sonra cevap verseydin güzel olurdu. Siz bir lezzetine bakın. Sonra görünümüne yorum yapın zaten tabii ki de. Kesebilirsek bakacağız inşallah. Ne oldu Duygu Hanım? Eti yutamıyorum. Yani çok çiğnemek gerekiyor. Ne oldu? Dur bir saniye. Bir şey mi çıktı? Miyim? Neyse bugün hep bu masada çıkıyor bir şeyler. Çok zevkli yiyordum şunu ya. Neyse azıcık daha yiyeyim bir daha. Bak bugün bir yemek yiyecektiniz, karnınız açtı. 2 gün dedin ya. Yiyoruz şu an yiyoruz. Dur neyse. Bence içeriden mi? Görüyor musunuz şu an? Zaten siz yememek için oturdunuz ya. Yok, hemen gelir gelmez yorumlarınızı yapıyorsunuz. Dikkat edip de yapsaydınız belki olabilirdi. Ne yapabilirdim? Bilmem. Mesela ne yapabilirdim? Biraz siz çıksaydı siz devam eder miydiniz Arife Hanım? Tamam, mesela ne yapabilirdim o mutfakta? Saçınızı bağlayabilirdiniz. Zaten ben yazmayla önden bağladım. Yok, ama neden çıktı? Neden çıktı? Biz mi koyduk? Bence bone gibi yaptınız. Belki buralardan dökülmüş olur. Ya da üstünüzden de dökülmüş olabilir. Biz koparıp da koymadık ya sarı saçını. Ben de diyorum ki niye hepsi bu masada çıkıyor? Benim değil diyecek. Demek ki dikkat. Hayır, muhabbeti kapatalım daha fazla içimiz kalmasın. Yorum yapabilir miyim? Yok, ben yapayım ilk önce isterseniz. Bitmedi değil mi? Kusura bakma. Zaten büyük bir talihsizlik oldu. Size gelmesi özellikle. Ben bir şey beğenmemek için sofranıza oturmuyorum. Zaten olmuş bir şey olmuş, olmamış bir şey olmamış diyorum. Yani bahane bulacağını düşünmüyorum yani çıkan bir şey içinden. Şimdi şöyle bir durum var hanımefendiciğim. Yiyin, devam edin o zaman. Ben yedim. Çok rahatsınız. Ayrıyetten çok böyle bizim size söylediklerimiz çok kulak arkası ediyorsunuz. Ben bunun farkındayım. Başta zaten misafirperver hiç değilsiniz. Bakın şimdi göz ardı etmedim. Duygu Hanım'a dedim çıkabilir, olabilir belki olmuştur. Ama şöylesiniz dedim. Ya. Buna niye olabilir demediniz? Menü zaten kıl çıkması sebebiyle kesinlikle kabul etmiyorum ve hiçbir şekilde eliyorum. Kesinlikle Yeliz'in kendi kurduğu bir şey. Şöyle söyleyeyim, zaten dünkü Duygu Hanım'ın etine nazaran sizin etiniz daha lezzetli. Öyle söyleyeyim, en azından kan ağlamıyor. Çok özür dilerim. Siz bu programa niye katıldınız çok merak ediyorum. Bilmiyorum, ben yemeğimi yaptım sundum. Soruma cevap verir misiniz? Niye katıldınız programa? Ben yemeğimi yaptım, sunumumu yaptım. Ama içinden, Duygu Hanım'ın içinden kereviz salatasında plastik çıktı. Şimdi Duygu Hanım'a yaklaştım. Ne oldu? Çekirdek çıktı. Burada çekirdek çıktı. Ne var ne yok? Şimdi bak Duygu Hanım'a söylüyorsa ne dedim ben Duygu Hanım'a? Hiçbir tepki vermedi. Olabilir Duygu Hanım çıkabilir de dedim. Ama zaten ruh gibisiniz, tepkisizsiniz. Ben saldırmasın size mi saldırayım? Onu mu istiyorsun? Tabağa mı vurayım? Saldırmak değil ki ya. Yoksa yorumlamak yani. Tamam yorumluyorum zaten şu anda. Şu şekildesiniz. Ha, çıktı mı? Tamam. Bir problem yok. Tamam şimdi Duygu Hanım gösterdi şimdi. Evet, şimdi tepki verdiğinde de dedin ki hiç iyi bir ev sahibi değilsiniz dedin. Ama şu şekilde tepki veriyor. Şimdi Ya öyle mi? Hı, tamam. Ya hani nasıl tepki vereceğini anlamıyorum. Mahcup olmuyorsunuz demek istiyorum. Evet yani tamam, boynu kılı için neden mahcup olmuyor? Yüzünüz kızarmıyor tamam, demek istiyorsunuz. Biraz daha dikkat edebilirdim diyebilirdiniz. Tamam kusura bakmayın tamam, özür dilerim ama keşke biraz daha dikkatli olabilirdim diyebilirdiniz. Mesela salatanın içindeki çıkan şeyi görebilirdiniz yani. Kaşıkla katılıyorsunuz. Nasıl göremediniz? Beyaz bir şey yani o salata yani. Beyaz. Mutlaka görmeniz gerekiyor. Beyaz direkt görmem gerekiyor. Görememişim maalesef. Tamam şey, salata beyaz ya, yeşil görebilirdi. Evet. Arife Hanım'ı ben hiçbir şekilde kale almıyorum. Ben ne yorum yapsam her şeyi zaten ben bilirim. Ben ederim edası. O yüzden es geçtim yani. Ben eleştiriye kapalı değilim. Boş eleştiriye kapalıyım. Yani evet, bu arada. Onlara söyle bana değil. Lütfen. Aynen salatayı unut. Salatamda da bir şey ararsınız. Belki getirin de onunla. Yok salatayı unuttum. Salatada bile değil. Evet. Hayır yemin ediyorum ben yorumum bittikten sonra söyleyecektim zaten. İhtiram atıyorlar. Gösteriyorlar. Arife Hanım çok pardon Fatma Hanımcığım. Brokoli salatası gelecek ya onu getirmeyi unutmuş. Hayır tamam. Ben şu an kabul etmiyorum. Hatırlatmayacaktınız o zaman. Kendisi şu an hatırladı zaten. Tamam yemek bitti, yedik evet, bitti gitti. Ben zaten şöyle bir şey söyleyeceğim. Tabağım kalkınca zaten salatanın olmadığını söyleyecektim. Şu şekilde pişmesi Duygu Hanım'ın etine nazaran daha güzel pişmiş. Lokum gibi olmuş. Lokum mu? Lokum gibi güzel pişmiş. Bir saniye. Saygısızlık yapmayın. Arkadaşlar Fatma Hanım sakin olun. Salatanın tadına bakmak isteyen ben var mı? Ben istemiyorum. Ben de istemiyorum. Zaten yemeği yiyemedik. Salatayı niye yiyelim ki? Getirmedi. Getirebilirdi unutmasaydı. Yani yedik bittiği için istemiyorum. Aynen. Ben de yorumu devam... Zaten bunu da yemediniz ki. Yorumunuz bitti Yoruma geleceğim hanım. Bana salata getirir misiniz? Ben getiririm. Salata yiyecek misiniz? Yiyeceğim. Tabağımda alabilirsiniz. Zaten bunu daha fazla tüketemeyeceğim. Peki hızlıca salataya gel yoruma devam edelim. Unutmaması gerekiyordu. Hepimiz yarıştık ve hepimiz salatalarımızı unutmadan getirdik. Unutmaması gerekiyordu onun da. Nurten Hanım'a gelmek istiyorum. Nurten Hanım. Elinize sağlık. Ne et kullandınız? Koyun mu dana mı? Bonfileyi. Bonfile dana. Dana. Şey kokusu var ama ya. Ben kokudan yiyemedim gerçekten. Bugün hep kokula duyularınız açık bugün. Hayır. Bir de patates püreniz soğuk. Soğuk? Evet soğuk. Şunlar hep soğuk. Gayet ılık. Karıştırdığınızda. Hayır. Patates püresi ılıktı. Neden yorumlarımızı kabul etmiyorsunuz? Dinlemiyorsunuz? Bakın getirdiğimde ısıtmış bir şekilde getirdim. Tamam bak ısıtmışsınız ama karıştırmadığınız evet, için burası ılık olmamış olabilir. Burası ılık, burası soğuk. En azından sizinki gibi blenderdan geçip sakız kıvamında değil. Bak ama özellikle her yerinden yedim. Burası ılıktı. Burası soğuktu. Ben çok beğenemedim. O süre zarfında nasıl süzgeçten geçirsin hanımefendi? Bir de ben aynı süre zarfındayım. Yani hiç hoşuma gitmedi. Elinize kolunuza sağlık. Teşekkür ederim. Ben yorum yapabilir miyim? Buyurun hep ben kalıyorum yorumlarla. Özür diliyorum. Bunu tuzsuz buldum pürenizi. Biraz yavan buldum. Ama et güzeldi. Afiyet olsun. Dünkü et bir fiyaskoydu. Ona göre bu iyiydi. Bu da diriydi. Niye bitirmiyordunuz o zaman? Haklı kadın. Yani aynı tabakta pişti değil mi hepsi? Evet. Tamam. Yani o şekilde. Yani ben gördüm gözümle yani şimdi tüketeyim dedim ama bitiremedim. Bir et yiyeyim dedim lütfen yani. İkinci günde yine et yiyemediniz. Ne olacak böyle? Bir şey yemediniz. Et yedik bugün. Sıcacık ve benim gönlümde yediler eti. Sizin etiniz güzeldi. Ben ona etinizin pişmesi güzeldi ama yapılış şekli yanlıştı. Yok güzel yapmıştı bence. Evet ben baktım yerlerden sürekli öyle yapıyorum. En azından bazı şeyler kaderdir. Fırsat verelim. Bence de. Bir de hep yorumlar en son bana kalıyor. Pardon özür dilerim. Yok arada değişik diyoruz. Bakın siz de Fatma Hanım yorum yaparken Nurten Hanım'a kendi gündeki eti yorumluyorsunuz orada. Fatma Hanım yorum yapıyor. Diyor ki senin etin şöyle de o da ona çarptı. Ben de onu fark etmiyorum. Ne kadar mütevaziyim. Buyurun yorumumu bölüyorsunuz. Olur mu? Ayıp. Özür dilerim. Özür dileyin. Evet buyurun. Özür dilerim. İnşallah bir de hani bu şey yapılır. Hani aklınızda kalır. Hani unutuyorsunuz ya. Çok kibarsın. Kibar insanları severim. Sarma kalın olmuş. Yani pişmesi belki yumuşak gibi gözüküyor ama çiğnerken çok çiğnemek gerekiyor. Yutamıyorsun yani. Suyla yuttum ben. Evet. Bana öyle geldi. Ne oldu Fatma? Bir de bir şey söyleyeceğim. Dünkü et nasıldı? Dünküne göre şimdi sert miydi? Geçmiyorum şimdi ben bugünküne bahsediyorum. Sizin etinizden çok yumuşaktı. Bakın zaten gelene kadar da sıcaktı. Sıcaklığına bakın, lezzetine bakın ama dedim o kadar da kalın veya böyle sizin yiyemeyeceğiniz suyla yutacağınız kadar değil. Ben yok, yani çok çiğnemem gerekiyor yutmak için ondan bahsediyorum yani. Ağzına bayağı bir döndürmem gerekiyor. Abartmıyorum. Pürenizi de beğenmedim hem soğuk geldi bana göre hem de biraz tuzlu geldi. Daha soğuktu ama. Yani bana öyle geldi şu an. Tamam benimki zaten soğuktu. Ben onu kabul ettim zaten. Etiniz nasıl? Bana tuzlu geldi. Ya da bunun sosu buna geldiği olabilir. İçin çok... Karışmıştır ikisi de ondan. Bunun yağı yani suyu buna aktığı için belki bunun tuzu da gelebilir buna. Kalın bulduğum için beğenmedim. Ağzımda çok dediğim gibi çok devam ediyor. Ve salata içinde dünkü eti nasıl yuttunuz kendi etinizi? Ben onu çok merak ettim. Efendim? Dünkü sizin etinizi nasıl yuttunuz? Bunu yutamıyorsunuz ya. Bu biraz sizinkine göre %75 daha yumuşaktı. Bana gelen bendeki demek ki yumuşaktı. Ben kendime göre demek ki pişirdim onu. Özel mi pişirdiniz? Evet evet, kendime göre yaptım. Ama Duygu Hanım özellikle kendi berraat kesiyorum dedi, çiğniyorum dedi. Teşekkürler. Şimdi onu çiğneyen biri buna yorum yapamaz. Yapamaz. Bu daha ona göre %75, onunla alakası yoktu. Pişirmiş yani ama... Talihsiz olaylar yaşadık. Evet, maalesef. Evet, maalesef ki bir de salata da eksik geldi. Eksik geldi. Yutamıyorum diyor. Yani arasında iki etin %75 fark var. Dünkü resmen çiğdi. Fatma Hanım her şeye takıntı olduğu gibi, her şeyi unuttuğu gibi bugün de bana taktı maalesef. Arife Hanım, moraliniz çok bozuldu, haklısınız. Ben anlamıyorum nasıl çıkabilir ikisi de. Hadi ondan çıktı, diğerleri de bahaneyle yemem diyor. Yememek için gelmişler, hazırlamışlar zaten. Çünkü kendi etleri olmadığı için buna da bahane buluyorlar. İnşallah tatlınızı beğenirler. Onu da yöresel diye farklı düşünecekler, yine farklı yaklaşımlarda bulunacaklar. Ama dediğim gibi ben lezzetine güveniyorum. Kadir Bey biraz geç kaldı sanki. Valla çorba için geç kaldı dedik, ara sıcak için dedik. Aynen. Arife Hanım ne kadar umurunda bilmiyorum ama. Tabii ki o zaman dur, gitmeden şurada söyleyelim artık. Ana yemek için geç kaldın dediler. Ara sıcak için geç kaldın dediler. Tatlı için de geç kaldın diyorlar. Artık bir muhatap ol, bir cevap ver. Yemek için sabırsızlanıyorlar o yüzden. Evet, o yüzden. Çok böyle acıktık ya, en azından tatlıyla karnımız doysun istedik. Merak ediyoruz sürprizlerle karşılaşacak mıyız diye. Bir ben kaldım ya, inşallah karşılaşmadan yiyebilirim. Sonra da ceviz kabuğu çıkmaz inşallah. İnşallah bir ben kaldım. Hiç hayırlı konuşmuyor. Hayırı anın da güzel bir şey gelsin. Belayı çağırmayın üstünüze. Bunu yiyelim de karnımız doysun gerçekten ya. İnşallah yarın aç kalmazsınız o zaman, ne diyelim? Bugün de aç kaldım. Bu kadın 2 gündür aç, içim parçalanıyor. Sana ben yarın döner alacağım. Acımdan öldüm ya. Ama bundan doyarım, hamur ya. Çörek gibi bir şey gibi geldi. Bildiğimiz mayalı krep. Bizde şey vardır yöresel, batırık diye bir şey. Bazlamayı ocağa tereyağı koyarız, pekmez koyarız, o bir fokurdar böyle. Bazlamaları şöyle içine atarız, emer onu böyle. Bunun gibi, yalnız bu pekmezi böyle değil de. Bak tereyağı yerine de işte bunu kaymağa koymuşlar, aynı şey. Benzettim, aynı şey derken yani benzettim. Batırık deriz, onu andırdı bana. Şimdi siz bunu gerçekten tatlı olarak sayıyor musunuz? Ben onu çok merak ediyorum. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu bir tatlı değil. Yani bir tatlı olarak saymıyorum ben bunu. Ama bak bunu Tokat'ta tatlı olarak yiyorlarmış. Hayır, şu şekilde. Bizim gibi İç Anadolu işte. Ekmeği doğruyor, yani. Pekmezin içine ekmek doğruyor bazlamayı. Bunlar da krebi doğramışlar. İşte Anadolu'nun Niksar olduğu zaman anlıyor. Aynı İç Anadolu işte. Ya tatlı olarak saymıyor musunuz bunu? Ya çörek yani. Ama yani. Tabii onların yöresinde şeydir. Ben Tokat'a hiçbir şekilde saygı duyuyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Duygu Hanım, siz bir konuşabilir misiniz? Bak oradan konuşmak için. Çünkü benim yorumum bitmedi, ondan olabilir mi? Ama sizin hiçbirine Duygu Hanım'a da kimse fırsat vermiyor ki. Benden sonra o geçsin. Benimki bitsin, yarım. Kadir Bey izin verirse tabii ki de bana geçer. Ama çocukluğuma gittim ben çok. Yarım kalırsa. Orada dolan. Ben seni alacağım birazdan oradan. Sen geçsin orada çocuk. Ben zaten iştahlı yemekten anladım. Çocukluğuna döndü. Beni çocukluğuma döndürdünüz. Bence ben yorum yaparken biraz daha getirin onu. Fatma Hanım'a devam etsin. Şimdi Yeliz Hanım, yorumunuzu toparlayalım. Evet. Beğenmediniz, tatlı olarak saymıyorsunuz. Hayır, beğenmedim demedim. Davet sofrası için beğenmediniz yani. Davet sofrası olarak bunu ben bir tatlı olarak görmüyorum. Beğenmedim demedim. Lezzeti yerinde, normal bildiğimiz dediğim gibi yani. Tamam, lezzeti yerinde niye beğenmiyorsunuz? Çünkü tatlı olarak görmüyorum dedim. Yani normal şartlarda evet basit yani, sabah kahvaltısında ben bunu 10 dakika bile sürmeyen bir şey yapıp çıkartabiliyorum. Peki, afiyet olsun. Siz onu, ben konuşabilir miyim? Tabii, söyle. Siz şimdi onu 10 dakikada yapıp suyla çırpıp atıyorsunuz. Biz bunu mayalıyoruz, mayalanmaya bırakıyoruz. Sonra tekrar o hamuru katı kıvamdan cıvık bir kıvama alıyoruz. Yeniden o şekilde yapıyoruz. Gibi lokma döküyor gibi. Evet, benim gördüğüm öyle ama biraz kolaya kaçmışsınız. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Peki, Duygu Hanım. Süt ne demiyor için? Neyle? Kuru aynı benim dediğim gibi işte çocukluğumdakinden. Tamam, çocukluğunuzdan çıkalım bence biraz Fatma Hanım. Daha çıkartmadılar. Çocukluğuna indik, çıkamıyoruz. Dursun, birazdan alacağım ben Fatma Hanım, orada vakit geçiriyor şu anda. Dur. Fatma Hanım, lütfen bir daha çocukluğunuzdan çıkın da normale dönün de masada bizimle beraber olun. Sen yorumunu yap. Ben de yorumumu yapıyorum. Ben de beğenmedim. Ben de aynı şekilde tatlı olarak görmüyorum ki benim tatlımın yanında açıkçası çıkıyormuş. Yayında karnınız vardı. Fatma Hanım lütfen. Özür dilerim. Çünkü tatlı olacak, bunun içinde bir malzemesi yok. Üstündeki sadece pekmezi tatlandırıyor. O da tatlandırmıyor çünkü acımtırak bir tadı var pekmezin. Tatlı olarak doğal olduğundan olabilir mi? Tokat'tan mı geldi Tokat'tan geldi. Tamam doğal olabilir ama tatlı bu tatlıyı yapan bir malzeme yok için ondan bahsediyorum. İşte bundan daha fazlası ağır gelir zaten. Tamam işte ben de aynı şekilde krep olduğu için yani pankek krep tarzı bir şey olduğu için o yüzden ben de beğenmedim. Afiyet olsun. Ben yorum yapabilirim. Buyurun Nurten Hanım. Elinize sağlık bu arada. Pardon özür dilerim. Elinize kolunuza sağlık. Gerçekten ben de bir tatlı olarak görmüyorum ve benim tatlımın yanından asla geçemez. Katılıyorum size alkışlıyorum buradan. Teşekkür ederim. Sizin tatlınız gerçekten muhteşemdi. Neydi sizin tatlınız? Villa tatlısıydı. Hamurunu kendim açmıştım. Hatta Duygu Hanım hazır mı yufkasını hazır mı demişti. Baklava hamuruyla kendisi açmıştı. Beğenmiş miydiniz? Ben gördüm ona bayıldım yufka demişti. Ben el açmıştım. Benim elimde açtığım, bugün de çorba kadar uğraştığım tatlı. Yani 2 dakikada çırp mayalı koy, sonra gel 2 dakikada kızart 3'er tane koy, üstüne pekmez koy. Bir de herkes aynı eşitim vardı, bende 3 tane vardı, herkese 3'er tane vardı onu bilemedim. Yok bendeki hepimize eşit. Keşke bir yorumumu yapsam, keşke saysaydınız yemeden. Keşke beni bir dinleseydiniz, yorumumu yapsaydım. Arife Hanım da bana bir cevap verseydi, güzel olmaz mıydı? Çok azarlamaya girmedi mi bu ya? Hayır azarlamaya girmedi. Belki ses tonum yükselmiş olabilir kusura bakmayın ama ben siz yorum yaparken araya asla girmedim. Peki tamam. Evet Arife Hanım cevap versin buyurun. Ben tatlı olarak kabul etmiyorum. Dediğim gibi benim tatlımın yanından 2 sokak değil vilayetler oradan buradan asla geçmez. Teşekkür ederim elinize sağlık. Bir de çok iddialıyım falan diyordunuz siz. İddialı menü. Ben göremedim yani size. Yani bunu hamurla mı iddialıydınız? Bakın Duygu Hanım da çok iddialıydı, Nurten Hanım da çok iddialıydı, ben de çok iddialıydım. Tatlıda, herkes kendi mutfağını kadar meşakkatli bir tatlı değil. Göreceğiz, siz de iddialıydı. İnşallah yapar, burada zor alınır puan. Hiç kimse bir şey beğenmiyor. Tatlımı bence çok beğendiler ama davet sofrasına uygun görmedik deyip sadece onunla geçiştirmek için konuştular. Ya ben güzel. Doymak yani, için yedi sen az önce yeterince dile getirdim. Açlığından çok yedi. Bugün ondan dolayı acıktığı çok için mutlu yedi. Oldum. Karnım peki. Doysun açım istedi. Ve ben babamın yaptığı, biz çok otururuz. Yine ya, var ya o kadar soba da yanardı orada falan çayla. Fatma Hanım şekerim düşmesin diye yediniz sanırım değil mi? İşte açlığım için yedim. Keşke ama etiniz yumuşaktı. 2 gündür açtınız ya. Yalnız talihsizliklere keşke nola bekleyin. Benim günümde karnım doyurdu ya. Çocukluğundan çıkaralım hep birlikte puanlamaya gidelim efendim. Saygılar için teşekkür ederim. Puanlamaya gidiyoruz. Arife Hanım'ın çorbasını çok beğendim orada da dile getirdiğim gibi masada ama talihsiz olaylar yaşandı işte biliyorsunuz burada da tekrar dile getirmeyeyim. Salatasını da unuttu bu yüzden dolayı Arife Hanım'a puanım. Salatadan çıkan plastik hiçbir şekilde beğenmedim zaten menün güzeldi ama içinden çıkan yabancı maddelerden dolayı sana vereceğim puan. Arife Hanım sizin sadece çorbanızı beğendim. Masada başka bir şey beğenmediğim için size verdiğim puan. 2. Arife Hanım'ın sadece bugün çorbasını beğendim. Koyu olmasına rağmen tadı güzeldi. Sunumu da güzeldi. O yüzden puanımı veriyorum. 2. Yarın hamaratı kim olacak? Çok dönüyor şu sarı. Bak yeşil de hiç yerinden oynamıyor. Sarı da yeşili seçelim bakalım. Çok hareketli Fatma sarı. Fatma Hanım. Bundan geçiyor. Yarının yarışmacısı Fatma Hanım oluyor efendim. Ya Kadir Bey, ben diyorum işte size. Çok içimin, kalbimin temizliği, güzelliği. Biliyor musun bu işi? Ay gibi parlıyor. Yani kendi gününden itibaren herkesi tahmin etti ve tuttu. Evet. Cuma günü de Yeliz Hanım yarışıyor. Evet. İşte zaten ben finalde yarışacağım. Konfeti patlatın ödülü de verin gidiyorum dedim. Bir şey diyeceğim. Birinciyi de hadi bil şimdiden. Tahminin var mı birinci hakkında? Benim. Üstüne basa basa da söylüyorum. İddialıyım da benim. Bol tuzlu çorbanızla mı? Yok benim. Karabiberleydi. Temiz kalbiyle lütfen. O yüzden. Doğrusu, peki doğru. Hadi hep birlikte puan vermenizden vereceğim. Puan vermek üzere gidiyorum. Yarın Fatma Hanım'ın evinde görüşmek dileğiyle efendim. Teşekkür ederim. Eminim çok eğleneceğim. Bekliyorum inşallah sizi memnun edeceğim. Ama sizi memnun edebileceğimi asla zannetmiyorum. Elimden geleni yapacağım. Çünkü yani nasıl anlatayım çok muhteşem şeyler de olmuş olsa basit bir şeyden dolayı takılınabiliyor. Olsun sen hepsinin hakkından gelir. Bizi şiirle karşılamanı bekliyoruz. Şiirle değil de yani yorumlarda yapabilirim belki. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Evet evet. Hadi kalk kalk hadi. Evet sevgili seyirciler, Enem Aratmenim'de bir günü daha geride bıraktık. Arife Hanım'ın eline koluna sağlık. Mutfakta adaptasyon olarak çok iyiydi. Elinden geleni yaptı. Ben çorbasının lezzetini beğendim. Kıvamı da gayet güzeldi. Ara sıcakta dolmasına bayıldım. İlk defa baklavalı dolma yedim. Bence gayet güzel pişmişti. Özellikle içi yarmalı olduğu için kıvamı da gayet güzeldi. Beğendim. Kereviz salatasını da beğendim. O plastiği anlam veremedim ama çok küçük bir parçaydı. Aşırı abarttılar. Ana yemeğe gelince, evet, ana yemekten saç çıkması benim de içimi bir tuhaf etti. İkra geldi bana da. Ama ucundan zaten ısırmıştım. Eti dünkü ete göre gayet iyi pişmişti. Patates püresini soğuk getirmişti. Mutfakta 38 kere dedim bu patates püresini ısıt. Ama ısıtmıyorlar, ama ısıtmıyorlar. Nedir bu inatları bilmiyorum. Tatlıya gelince... Şimdi tatlının lezzetini beğendim. Güzel ama davet sofrasına gidecek bir tatlı değil. Yani sen, ben, komşularım oturup evde yapıp yiyebiliriz. Ama özel bir misafirde, özel bir günde sunulacak bir tatlı değil. Zaten Tokat'ta da zamanında bunu yokluktan dolayı yapmışlar. Yani tatlı çeşidi olmadığı için. O yüzden bugün böyle bir masaya gidecek bir tatlı değil. Normalde aile içerisinde yenilecek bir tatlı. Eline koluna sağlık diyorum ve puanımı veriyorum. Evet, puanımı verdim efendim. Yarın Fatma Hanım yarışacak. Fatma Hanım renkli bir yarışmacımız efendim. İddialı da, hırslı da, biraz da sinirli. Yarın merak ediyorum bakalım masada, kahvede, mutfakta tepkileri nasıl olacak? Hep birlikte görelim. Ve her zaman dediğim gibi, mal da yalan, mülk de yalan, koy bir kovası da sile sile dolan. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.